Azat Kuşu, yazan Vural Paker, yöneten Mazlum Kiper, yapımcı Kıvanç Nalça, efektör Ersin Temel, Bahri Can Doğan, Fatma Vildan Gürelman, Ayşe Sevil Akı, Saime Nilgün Kasapbaşoğlu, Melek Hümay Güldağ, Başar Aziz Sarvan, Murat Yılmaz Meydaneri, Kemal Emin Ant, Selim Cem Karakaya, Doktor Hülya Arslan, Hizmetçi Ezgim Kılınç, Hemşire Müge Çiçek, Betül Funda Köseoğlu, Garson Oğuz Boy Vedat Şahin, Şeref Rıza Pekkutsal, Turgut Zafer Önen, Sevgi Güliz Gençoğlu, Genç Kız Pınar Aygün, Şef Nuri Karadeniz. Ay, biraz ağır ol kız, tıkanıp kalacağım. Ay, kime söylüyorum Melek, ağır ol biraz. Pis herif, canavar ruhlu adam. Alt tarafı yarım saat izin verecek, bir sürü laf. Ay, gene de izin veriyor. Ya hiç göndermese de kızın yuva kapılarında kalsa daha mı iyi olurdu? Aslında senin gibi deneme dönemindeki işçilere izin verilmez. Bak, bak dişim ağrıyor dedim diye beni de erken çıkardı. Sen 30 yıllık işçisin, çıkaracak tabii. Ne zaman istersek o zaman izin vermek zorunda. Mecbur mu ya? O bizim patronumuz kızım. İstemezse izin vermez. Ay, verirse de paramızdan keser. Kesemez. Aman tamam tamam. Çok bilmiş şey, tamam. Ay, yavaşla artık. Ay, geldik işte. Ay, çok şükür. Çıkış saatine yetişebildim de çocuk kapılarda beklemedi. Oo, kapıcı Bahri Baba'nın bu hali ne abla? Bir sağa bir sola volta atıp duruyor. Nasıl Bahri Baba? Zamanında gelebildin mi? Çok telaşlanmasaydın yahu. Buradayız biz. Minik kızını yalnız bırakacak değildik ya. Neyse ki ilk ben gördüm de. Aa, ne diyor, ne görmüş anlamadım. Kız ne görmüş? Ay, iyice yaşlandı artık abla. Aklından ne geçiyorsa. Yardım edecek bir Allah'ın kulu da yoktu ama. Ne diyor ben... bu adam Saime abla? İlk sen gördün demek. He ya, ilk ben gördüm. Şuradaydı, çimenlerin üstünde. Bir kır çiçeği gibiydi. Kaptığım gibi kaldırdım. Bahri baba, kimi kapıp kaldırdın? Canım, telefonda söylemediler mi size kapıp koşturduğumu? Allah seni inandırsın, hışım gibi yetiştirdim revire. Ay, bulmaca gibisin Bahri baba. Kimi yetiştirdin revire? Kim olacak kızını yahu? Sana telefon ettiklerinde söylemediler mi? Kızımı mı? Sevgi'yi mi? Ne oldu? Revirde ne işi var? Meraklanma yahu. Dedim ya, durumu iyi. Yuvanın doktoru da yanında. Aa, aferin sana koca patavatsız. Bir anneye böyle mi haber verilir? Kızım dur dur, paniğe kapılma. Adam bir şey yok dedi ya, duymadın mı? İş yerine telefon etmişler. Ay, Sevgi iyi olsa beni ararlar mıydı hiç? Kötü bir şey oldu, muhakkak kötü bir şey oldu. Ay, doktor gelmiş. Doktor neden gelmiş? Bebeğimin nesi var? Aa, gelin gelin Melek Hanım. Melek Sevgicik burada, meraklanma. Ama ne oldu, ne oldu? Bir şey yok efendim, gelin bakın, sizi bekliyor. Hiçbir şey yok. İş yerinize telefon ettim ama çıkmıştınız. Lütfen rahatlayın. Bakın, doktor adım da devamlı başında. Sevgi, yavrum, bebeğim bir tanem. Anneciğim. Canım bebeğim bir tanem. Üzülme anne, ben iyi olmadım. Nedir doktor hanım, ne oldu? Sadece halsizlik efendim. Bir an için bir denge sorunu yaşamış. Bahçede çimenlerin üstüne düştüğü için bir şey olmamış. Ben gerekli müdahaleyi yaptım. Korkulacak bir şey yok. Sevgi yavrum, ne oldu sana? Ay, bizi çok korkuttun kızım. Ben iyi oldum Saime teyze. Çok iyi oldum. Aa, öyleyse bir sarıl bakalım Saime teyzeni. Oh oh oh, işte böyle. Aferin sana. Neden düşmüş? Benden gizlediğiniz bir şey yok değil mi doktor? Hayır hayır, gizlenecek bir şey yok. Sadece çok gergin. Uykusunu yeterince alamadığını düşünüyorum. Geceleri kontrol ediyor musunuz? Uykusu normal mi? Ben bir anormallik fark etmedim. Ne zaman baksam mışıl mışıl uyuyor. Bir üzüntüsü varsa sizden gizliyor olabilir. Siz baktığınızda uyuyor gibi yapabilir. Ne dersiniz? Aklına takılan bir şey olabilir mi? Aklına takılan babası. 3 yıl geçti ama o hala babasının öldüğünü kabul edemiyor. Ben psikolog değilim Melek Hanım. Ama sanırım kızınızı babasının öldüğüne inandırmanız gerekiyor. Düşüncelerini başka yere yönlendirmek, değişik şeyler yaşamasını sağlamak gerekiyor sanırım. Ben tahsilli biri değilim doktor. Orta 2'den ayrıldım. Ama gene de ne demek istediğinizi anlıyorum. Ona zaman ayıramıyorum ki. Bir tekstil atölyesinde çalışıyorum. Karanlıkta gidip karanlıkta dönüyorum. Kızımla konuşan Saime abla. Onun kiracısıyım. Aynı yerde çalışıyoruz.
Aylığımın yarısını bu yuvaya veriyorum. Kızım sokaklarda kalmasın diye. Anlıyorum. Bilmiyorum verirler mi ama hiç olmazsa bir hafta izin alıp onunla kalsanız çok iyi olurdu. Buraya da göndermezsiniz. Küçük bir tatil yapar gibi baş başa. Hiç olmazsa bir hafta. Ne dersiniz? Ah, mümkün değil doktor. Kızımı almak için yarım saat erken çıkmama bile zor izin veriyorlar. Evet. Tabii anlıyorum. Allah yardımcınız olsun. Ne diyorsun sevgicik? Annenle eve gitmeye hazır mısın bakalım? Evet efendim. Nasılsın bebeğim? Evimize gidelim mi artık? İster misin? İsterim anne. Oh gel canım gel. Sarıl boynuma da in aşağı bakalım. Senin gibi sağlıklı bir kızın ne işi var o yatakta? Hadi bakayım. Hoppa. Aferin sana. Gel canım evimize gidelim. Bakalım akşam için neler pişireceğiz Saime teyzenle. Ne pişireceğim canım, bu obur kıza yemek pişirmekten bıktım artık. Ne bulsa hop mideye. Ben obur değilim bir kere ama kızım. Tamam, obur değilsen çok bilmişsin. Hoşçakalın müdür bey. Güle güle Melek Hanım. Sevgiciğim güle güle, yarın görüşürüz hayatım. Doktor hanım her şey için teşekkür ederim. Güle güle sevgicik. Yarın arkadaşlarını bekletmeye mi? Bekletmem. Hadi bakalım çok bilmiş. Bu sefer açlıktan ben düşüp bayılacağım. Gel bebeğim. Şöyle uzan yatağına bakayım. Sen dinlenirken ben de yumurtalı ekmeğini kızartırım. Saime teyzen de çay koydu. Peynir, çay, yumurtalı ekmek. Sonra kara boncuk zeytinler. Biraz da Saime Sultan'ın erik reçelinden. Ha? Ne dersin? Hem yer hem sohbet ederiz. Olur mu canım? Ne dersin? Ben uyumak istiyorum anne. Yemek istemiyorum. Tamam güzelim. Uyursun canım. Ama önce yemek yiyeceksin. Sonra da doktorun verdiği mini kapı içeceksin. Annene söylemeyecek misin neden düştüğünü? Ha? Ne oldu? Dizlerin mi tutmadı yoksa? Çok kilo aldın da bacakların seni taşımıyor mu yoksa? Taşıyor anne. Anne dizlerim değil, başım. Ne oldu? Başın mı döndü? Dönmedi, akıllım sıkıştı. Ağrıdı, çok ağrıdı. Ah, ne oldu, gözlerin mi karardı? Kar oldu anne, karanlık. Çok karanlık oldu. Uyuyacağım ben. Peki bebeğim, uyu canım. Ben seni sonra uyandırırım. Yemeğini de yersin. Ha? Hadi uyu şimdi. İstersen kitap da okurum sana. Ninni, akıllım ninni. Aa, 4 yaşında kız oldun. Hala ninni mi istiyorsun, koca bebek? İstiyorum. Peki bebeğim. Uyu yavrum ninni. Ninni diyeyim ben sana. O güzel gözlerini salma hiç Rana. Maazallah ya betona düşseydi Allah korumuş. Hadi otur otur sana çay vereyim. Yok sağ ol abla, içmeyeceğim. Şimdi demledim, taze mis gibi kokuyor. Ay canım hiçbir şey istemiyor abla. Aklımı ondan alamıyorum bütün. Amma da vesveselisin sen de. Yeryüzündeki tek anne sensin sanki. Bir şey yok kızın. Sabah gene güle oynaya götürürüz kreşine. Ya sonra Saime abla? Öbür gün, daha sonraki günler, gelecek yıllar. Ay nasıl becereceğim? Kızımı nasıl büyütüp okutacağım? Nasıl? Sen de okutmazsın kız. Ne olacak? Dünya mı yıkılacak? Sağlıklı olsun. Yanında, gözünün önünde olsun da varsın okumasın. Haklısın abla. Okuyup da ne olacak? Daha çocuk yaşta girsin benim gibi bir atölyeye, bir dikiş makinesine zincirlenmiş gibi 3.30 paraya günde 10 saat dikiş diksin. Olsun bitsin. Okuyup da ne olacak? Kolay mı çocuk okutmak Melek? Bizim gibilerin altından kalkacağı iş mi? Gerekirse öleceğim ama altından kalkacağım abla. Onu okutacağım. Benim gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağım. Evliliğimizin ilk yıllarında ben de senin gibiydim. Bir çocuğum olursa onu okutmak için her şeyi yapacağım derdim. Kocam da öyle derdi. Çocuk için deli divane olurdu. Sonrasını biliyorsun. Çocuk sahibi olamayacağım anlaşılınca ölene kadar bir kere olsun gülmedi adamcağız. Senin anlayacağın insan kaderini yaşar. Onun için fazla takma kafanı. Nasıl takmam Saime abla? Aylığımın yarısı yuvaya gidiyor. Senin kiranı adam gibi ödeyemiyorum ya. Benim bir odacığın kirası da neymiş kız? Ne zamandır abla kardeş gibi yaşayıp gidiyoruz. Ne güzel. Kira da neymiş? Bende varsa bende, sende varsa sende. Sağ ol Saime abla. Ama korkuyorum işte. Yarın gene bir yerlerde düşüp kalırsa diye içimi yiyor. Yuvaya göndermesem kim göz kulak olur benim minime? Eli kulağındadır. Neredeyse damlar. Kim damlar? Kızına göz kulak olacak kimse o damlar. Kafanda kaç tilki dolanıyor yine? Topu topu bir tilki. Ayşe adında bir tilki. Ayşe? Yani sen onu mu düşündün şimdi? Ondan iyisini mi bulacağız kız?
Bir kere çalışmıyor. Sonra kendi kızından başka ölen abinin de çocuğuna bakıyor. Ne olacak? Ha iki çocuk ha üç. Bir fazla olsa ne fark eder ki? Bilmem. 10-15 gün için kabul eder mi ki? Eder tabii kız. Boşuna mı Ayşecan derler ona. Can kadındır, temiz yüreklidir. Ay, para istemez mi Saime abla? O istemez ama sen verirsin. Yuvaya verdiğinin yarısını versek sevgiciye ömür boyu bakar vallahi. Hem kreşte yuvaydı neymiş Allah aşkına, para tuzağı. Hiç bizim Ayşe gibi bakarlar mı elin çocuğuna? Hem de bütün gün kapalı bir yere tıkılıp kalmaz değil mi? Tabii, temiz havada, güneşte, yaşıtlarıyla bütün gün oynar eğlenir. Hem de mızmızın teki olmaz. Hem de Ayşe'nin gözü üstünde olur. Ay birkaç kuruş da artırırım belki. Bizim de iş yerinde gözümüz arkada kalmaz. Ah ah Ayşe can bu. Ne diyorsun, kararımız karar mı? Karar be abla, karar. Öyleyse odana git de ben konuşayım. Sen şimdi bütün maaşını ona vermeye kalkarsın. Hadi bizi yalnız bırak da ağız tadıyla demli birer çay içelim Ayşecan'la. İyi ki çay demlemekte ustasın. Hoş, bütün bildiğin de o kadar ya. Gel kız Ayşecan, çayı koyalı saat oldu ya. Nerelerde kaldın? Anam iş bitiyor mu ki? Bizim efendinin istekleri peş peşe gelir. İlle de sıcak yemek olacak, temiz gömlek, temiz çorap olacak. Sanki kral soyundan geliyor mübarek. Aldığı 5-10 kuruşla 4 boğaza baktığımı aklına bile getirmez. Abimin çocuğu, bir de benim kız pişir, yedir, içir, yıka, temizle. Sen çağırmasan gene de gelmezdim ya. Ben de şimdi seni düşünüyordum. Ayşecan niye bir çocuk daha doğurmuyor ki diyordum. İlahi Saim abla, vallahi alem kadınsın. Allah iyiliğini versin değil mi? Ne yapayım kız? Bakıyorum yuvasına senin kadar düşkün, çocukları senin kadar seven kimse yok. Zaten senin kadar hamaratı da yok. Birkaç çocuk daha olsa bu kadın onlara da gül gibi bakar diyorum. Allah iyiliğini versin mi? Boş yere mi nineden bebeğe, herkes bayılır sana. Alem kadısın vallahi, alem alem. Ne yapayım, kim olsa benim gibi düşünmez mi Ayşecan? Bir günden bir güne kaşını çattığını görenimiz, yoruldum dediğini duyanımız olmadı. Yaradanım seni örnek ana diye yaratmış. Örnek ana. Seni nasıl yaratmış ya? Tatlı diliyle istediği her şeyi yaptıran, akıllı mı akıllı, kurnaz mı kurnaz bir kadın diye yaratmış, öyle mi? Aa, çay da çay oldu ha. Hadi hadi buyur Ayşecan, yorgunluğumuzu alır. Hakikaten de çay ki çay olmuş. Afiyet olsun. Söyle bakalım Saime abla, benden ne istiyorsun? Ne isteyeceğim kız? Karşılıklı bir çay içeriz diye seslendim sana. Ne isteyeceğim ki? Saime abla. İyi canım, iyi tamam. Ay ne yalan söyleyeyim, az biraz kurnazlık yapmadım değil. Ama sana kurnazlık mı işler hiç? Bari ne istediğimi söyleyeyim de ikimiz de rahata erelim ha, ne dersin? He derim elbet, söyle derim. Bak, ne diyeceğim? Bak dinle. Yüzünü gördün mü kız? Kimin yüzünü? Kimin olacak? Saftirik Melek ablanın yüzünü diyorum. Ne var ki yüzünde? İki tane beni var elmacık kemiğinin üstünde. Yüzünde beni mi var sahiden? İçin çıkmasın kız. Yüzüne baksana Melek ablanın. Bir haftadır ilk defa gülümsüyor. Daha önce ağlıyor muydu ki? Allah canını almasın Emi. Yahu kızının hasta olduğunu sen duymadın mı Allah aşkına? Bir haftadır ağzını bıçak açmadan gelip gittiğini, köşelere saklanıp gizli gizli ağladığını hiç fark etmedin mi? Şimdi de gülüyor ama. Kızı eski haline döndü de ondan gülüyor artık. Kızının iyileştiğini senden başka bilmeyen kalmadı. Nesin sen, uyur gezer mi? Olup bitenlerle azıcık ilgilensen bir yanın mı eksilir gamsız karı? Soğuk nevale. Allah bilir Melek ablaya bir geçmiş olsun bile dememişsindir. Geçmiş olsun Melek abla. Sağ ol, sağ ol. Kızımın hastalandığını bugün duydun herhalde. Hop 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 hop, ne oluyor burada? Davulcuna da ister misiniz ha? İsterseniz dansöz de getireyim. Birlikte akşama kadar göbek atın. Ne dersiniz gevezeler? Gülmek de mi yasak? Kendisi gülmeyi bilmiyor ki. Saime abla. Tamam kız yeter artık. Kapa çeneni de şu eşeği anırtma gene. Saime abla. Ne? Odacı sana el edip duruyor. Yanına çağırıyor herhalde, baksana. Of of, bu kadının istekleri de bitmek bilmez. Sen de iyilik meleği olmasaydın Saime abla. Bu sefer derdi büyük olmalı. Baksana, hararetli hararetli anlatıp duruyor. Saime ablayı dövecek herhalde. Hayrola abla? Yine borç mu istiyor yoksa? Senin çenen de iyice düştü artık. Melek. Efendim abla. Bak, sen
istersen bir gidiver yuvaya. Sevgi, Sevgi'ne bir şey oldu, kızma, bir şey oldu. Şey, bahçede oynarken ne olduğunu gören olmamış. Düşmüş mü, bayılmış mı yine? Bilmiyorlar. Yani ancak bulunca öğreneceklermiş. Bulunca mı? Bulunca mı? Aman yarabbim. Bana baksana sen. Melek misin ne halksan? Nereye gidiyorsun? Ay ilişme kadına. Kızı kaybolmuş, ilişme. Ya kızını almak için erken çıkar. Kızı kaybolur fırlar gider. Yettin artık. Melek Hanım, tamam mı? Ya işin başına dön ya da çıkarsan bir daha geri dönme. Duydun mu? Hazır deneme dönemindeyken çıkışını verin şu baş belası karının. Hemen bugün, şimdi çıkışını verin. Bahri Baba, Bahri Baba kızım nerede? Gözümü hiç ayırmadım. Gözümü ondan ayırmadım. Şuracıkta geziniyordu. Öğretmenler arıyor Melek Hanım. Bütün görevliler arıyor. Sakin olmaya çalışıyor. Deli misin sen be adam? Çocuğum kaybolmuş. Bana sakin ol diyorsun. Nasıl bakmazsınız kızıma? Nasıl kaybolur ortadan? Haklısınız, çok haklısınız. Şurada bahçede geziniyormuş. Bakın hadi biz de arayalım. Ha? Diğer arkadaşlar gibi bütün çevreyi arayalım. Eve gitmeyi düşündüyse, sıkıntı geldi de eve gitmeyi taktıysa aklına. Şu yoldan gidebiliriz. Evet şuradan gidelim. Hayır hayır, kalabalıktan hoşlanmaz. Sessiz yer arar, tenha. Hanım buralarda küçük bir kız çocuğu gördünüz mü? Daha 4 yaşında. Görmedim kızım, öyle bir çocuk görmedim. Bütün hastanelere telefon ettim. Yine bayıldı da biri bulup hastaneye mi kaldırdı diye her yeri aradım. Ne? Bakın orada. İşte orada aşağıda yokuşun altında. Sevgi. Herhalde buradan yuvarlanmış. Evet aşağı yuvarlanmış. O Sevgi bebeğim. Durun bana bırakın. Sadece bayılmış. Melek Hanım bir şey yok. Sadece baygın. Yaşıyor mu bebeğim? Ay bir tanem yaşıyor. Buyurun Saima. Melek Hanım burada. Sakinleştirici bir iğne yaptılar, şimdi uyuyor. Sevgi'ye ne oldu? Sevgi nasıl? Bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok efendim. Sadece önlem olarak yoğun bakıma aldılar. Tahliller yapıldı, filmler çekildi. Korkulacak hiçbir şey yok, merak etmeyin. Uyanıyor galiba. 3 saatten fazla oldu. Artık uyanır herhalde. Evet gözlerini açıyor. Sevgi, yavrum. Böyle rahat yeri bulsam ben de uyurdum Melek Hanım. Hadi bakalım yeter artık. Saima abla. Sevgi'yi gördün mü? Bebeğimi gördün mü? Saima Hanım az önce geldi ama Sevgi'yi ben gördüm. Filmleri çekildi, tahlilleri bitti. O da sizin gibi mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir şey dert etmeyin Melek Hanım. Hastanenin bütün masraflarını biz karşılayacağız. Ne olmuş? Yuvaya gittim. Kimsenin bir şey bildiği yok. Ne olmuş? Bayılmış. Bahçede gezinirken dışarı çıkıp gözden kaybolmuş. Yoldan aşağı yuvarlanmış Saima abla. Onu yolun altında çöplük gibi bir yerde baygın bulduk biliyor musun? Ölü gibi yatıyor. Tamam şükret. Kapıdan girer girmez aptala döndüm kız. Ay bu ne biçim hastane böyle? Yerlere bal dök yala. Kim bilir ne pahalıdır her şey. Ne yalan söyleyeyim, burayı görünce ha dedim, yandı gülüm keten elva. İster misin masraflara karşılık meleği ömür boyu rehin alsınlar? Duymadın mı abla? Masrafları yurt ödeyecekmiş. Müdür kendini suçluyor, idarecileri suçluyor. Yuvayı suçluyor da ondan. Aslında hiç de suçları yok ya neyse. Buyurun efendim, çaylarınız. Sağ ol. Sağ ol kardeşim, öyle bırak biz alırız. Belki çay da bulamayacağım artık. Yapacağını yaptı değil mi o hayvan? Aman canım, çıkışını verdi diye dünya batmadı ya. Çalışmak istedikten sonra iş mi yok? Tabii Saima abla. Gelirken görmedin mi hastane önündeki kalabalığı? Melek çıksa da onu fabrikamızda işe alsak diye sıraya girmişler. Saima abla çok korkuyorum. Seni tanıdım tanıyalı. Hayırlı sözünü duymadım. Ortada korkacak ne var ki? Sevgim var. Bebeğim için korkuyorum. Sanki ellerimden uçacakmış gibi geliyor bana. Şimdi elimin tersiyle yaradana sığınıp sana şöyle bir artık yola çıkabiliriz Melek Hanım. Bir oda dolusu doktor rahatlatmak için sizi bekliyor. Affedersiniz. Lütfen çaylarınızı bitirin. Çay önemli mi şimdi müdür bey? Hemen çıkalım hemen. Çayı evimizde de içeriz canım. Bu porselen fincanlardan bizde de var. Bu hastanenin hocaları ülkenin en büyük tıp otoriteleri Melek Hanım. İçiniz rahat olsun. Önünde sonunda minik Sevgi'yi eski sağlığına kavuştururlar. Kızcağızın derdi nedir bir bilsek. Size bir şey söylemediler mi müdür bey? Neymiş?
Neden böyle oluyormuş? Bakın ben bir yabancıyım Melek Hanım. Teşhisi ancak hastanın yakınına söylerler. Allah göstermesin, kalbinde bir şey olmasın da. Üç profesör konsültasyon yapıyor. Şeref Hoca beyin mütehassısı. Turgut Hoca kalp damar. Sami Hoca ise nöroloji uzmanı. Kısacası emin ellerdesiniz. Evet işte burası. Saime Hanım'la ben burada iyi haberlerinizi bekleyeceğiz. Buyurun efendim. İyi günler efendim. Küçük Sevgi'nin annesini istemiştiniz. Sizler dışarıda kalın. Sen gel kızım. Lütfen kapıyı kapatın. Adınız Melek'ti galiba. Evet efendim. Otur kızım, rahat ol. Biraz konuşacağız. Turgut Hoca, Sami Hoca ve ben Küçük Sevgi'nin sağlıklı hale dönebilmesi için ne yapabiliriz bakalım? Aslında annesi olarak senin anlatacakların ışık tutacak bize. Sorularımızı iyice düşünerek yanıt vermeye çalış kızım. Acele etmeden, iyice düşünerek. Peki efendim. Bak yavrum, bütün tahliller yapıldı. Elektrolar, ultrasonlar çekildi, sinirsel fonksiyonları incelendi. Bütün bu araştırmaların sonunda kızının sağlıklı olduğu sonucuna vardık. Oh, çok şükür. Ancak bir nokta var ki bunu sen aydınlatabileceksin. Beni korkutmayın ne olur. Hayır, sakin ol. Sadece yardımcı ol, gerisini bize bırak. Anladı mı kızım? Evet efendim. Şu gördüğün kızının beyin tomografisi. Bizi kuşkuya düşüren bir noktayı anlamakta zorlanıyoruz. Şimdi söyle bakalım, şu son 1-2 ay içinde kızın başını bir yere çarptı mı? Ya da başına bir ağırlık düşmesi gibi bir olay yaşadı mı? Hayır efendim. Aşırı sıcakta uzun süre güneş altında kalmış olabilir mi? Hayır efendim, zaten pek güneş almayan bir evde oturuyoruz. Sonra sabah yuvaya götürür, akşam alırım. Orada da güneş altında kalmaz. Peki nerede banyo yaparsınız yavrum? Yani hamama mı gidersiniz, evde mi yıkanırsınız? Evde yıkanırız efendim. Nasıl? Tüp gazla su ısıtırım. Sonra büyük plastik bir leğenimiz var. Kızımı içine oturtur, tasla su dökerek yıkarım. Bu işi hiç başkasına yaptırdığın oldu mu? Yani işin olduğunda, zaman bulamadığında bir başkasına... Ben yavrumu kimselere emanet etmem. Bak kızım, gel bak. Bu kızının beyin tomografisi. Şuradan kalemle işaret koyduğumuz şu noktaya kadar olan kısım beyin zarıdır. Aşırı sıcak ya da başa dökülen kaynar su bu zarı buruşturur, büzer. Anlıyor musun? Büzülen zar beyne basınç yapar ve hasta iyi göremez. Kendini idare edemez, hareketlerini denetleyemez. Sık sık da düşer ve bayılır. Yani kızım beyin öteki organları yönetemez hale gelir. İyi düşün kızım. Küçük Sevgi'ye böyle bir şey oldu mu? Hayır. Kızımın her şeyini ben yaparım. Suyunu ben ılıtırım. Aman Allah'ım. Ne? Evet galiba. Aman Allah'ım. Ne galiba ne? Hadi bize anlat. Hadi. Evinde oturduğum Saime abla, şimdi dışarıda bekleyen Saime ablanın evine kiracı olarak taşınmadan önce, yani 3 ay önce zengin bir kadının evinde çalışıyordum. Temizlik işleri falan yani. Evet. İyi bir kadındı. Çocuklarının her biri bir yana dağılmıştı. Yalnız yaşıyordu. Çok temiz yürekliydi. Kızımı beraber götürmemi kendi istemişti. Severdi bebeğimi. Onu şımartır, oyuncaklar alırdı. Ben çalışırken minik Sevgim bir kenarda oyuncaklarla oynardı. Bir gün yoksulluğum çıkıverdi aklımdan. Unutmamam gereken tek şeyi unuttum. Yoksulluğumu unuttum. Zenginler gibi yaşamaya özendim. Kızımı varlıklı biri gibi yaşarken görmek istedim. Ev sahibi kontrol için doktora gittiği bir gün... Kızını banyoya soktun. Bir kere bile olsa plastik leğende iki büklüm olup yıkanmasın diye düşündüm. Tertemiz bir küvette yukarıdan gürül gürül akan suyun altında bir kere bile olsa zengin çocukları gibi güle oynaya yıkansa dedim. Onu küvete oturttum. Sabun almak için malzeme odasına gittim. Biraz sonra... Evet, biraz sonra. Çığlığını duydum. Acıyla bağırışını duydum. Fırladım banyoya koştum. Bilmeden sıcak su musluğunu çevirmiş. Yukarıdan başına dökülen kaynar suyun altında çığlık çığlığa kaçacak yer arıyor. Kaçtıkça küvetin kenarlarına çarpıp yıkılıyor. Yeniden suyun altına kayıyordu. Buhardan göz gözü görmüyordu. Koca küvetin içinde minik bir serçe gibi çırpınıyordu. Şimdi artık olanları da biliyoruz. Yapmamız gerekeni de. Evet, için rahat olsun. Bir operasyonla minik kızını eski haline getireceğiz.
Operasyonla mı? Yani beyin ameliyatıyla. Büzülen beyin zarını gereceğiz. Göreceksin, hiçbir şey kalmayacak. Tehlikesi yok mu doktor? Bebeğim zarar görmez değil mi? Sonunda karşıma geçip kızın öldü demezsiniz değil mi? Senin şansın kızım. En büyük beyin cerrahına düşmen. Şeref Hoca adı dünya literatürüne geçmiş bir dahidir. Sorması zor ama sormak zorundayım. Sağlık sigortan var mı? Sağlık sigortası mı? Ameliyat masrafları çok yüksek olacaktır. Hele böyle ünlü bir hastanede. Sigortam yok. İşim bile yok. Bugün çıkışımı verdiler. Kızım ben hiç para almayacağım. Küçük Sevgi'ye yaşam armağanım olsun diye para almayacağım. Ama yardımcı doktorlar, anestezi uzmanları, kan ve ilaçlar, sonra hastane. Yani kızım gene de altından kalkamayacağım bir fatura çıkar sana. Kızını al git diyorsunuz yani. Zamanın da yok be kızım. Zaten 2 ay geçmiş. Ameliyat çok 2-3 ay daha geciktirilebilir. 3 hadi 4 ay ama fazlası değil. Kızımı alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Melek ne oldu? Ne çok kaldın içeride kız. Hadi Melek Hanım, iyi haberleri bekliyoruz. Doktorlar ne dedi? Çatlatma insanı, söylesene. Senin minik serçenin, ha? Senin küçük sevginin hiç ama hiçbir şey yok dediler. Oh, çok şükür Allah'ıma. Harika, evet harika. Size söylemiştim, bu hastane müthiştir demiştim. Doğru müdür bey, söylediğiniz gibi gerçekten müthiş bir hastane. Çok memnun oldum. Şimdi hemen gidip masrafları ödeyeyim ve yuvaya koşayım. Orada da herkes merak içinde bekliyordur. Teşekkür ederim müdür bey. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Gördün mü? Korkulacak bir şey yokmuş sevginin. Gel Saime abla. Gidip Sevgi'yi alalım. Burada beklerken soru verseydin müdüre. Neyi soru verseydim? Hastaneye ödeyecekleri parayı canım. Yani ne kadar tutmuş diye. Aa, ayol sana ne Melek. Ne kadarsa ne kadar parayı ödüyorlar ya, sen ona bak. Merak ettim abla. Tahliller, ultrasonlar, tomografiler, ilaçlar. Dünya kadar işlem yapıldı. Sonra o 3 profesör... Ay boş ver şimdi parayı marayı. Bugün dünyanın en güzel haberini verdin bana. Ay nasıl rahatladım bilemezsin. Senden gizlemeye çalıştım ama ne yalan söyleyeyim. Kötü şeyler duyacağım diye öldüm dirildim. Uyanmıştır herhalde abla. Uyanmıştır değil mi? Tabii uyanmıştır. Ne bu uyku küpü değil ya parmak kadar çocuk. Hadi... Önce sen gir. Burası mı odası? İyi biliyor musun kız, burası mı? Hı hı, gir hadi gir. Ay canavar yok ya, içerideki senin kızın. İşte şuna bak. Gene oyuncak bebek gibi dikilmiş bizi bekliyor. Ne o kız bücür, benden mi kaçıyorsun yoksa? Neredesin sen akıllım? Bekledim yoksun. Annem de yok. Biz de senin uyanmanı bekliyorduk. Vurdun mu kapayı horul horul uyuyorsun. Buyurun Melek Hanım, buyurun. Hemşire Hanım. Bir şey istesem mümkün mü acaba? Tabii buyurun. Acaba diyorum hastaneye olan borcumuzu... Ama borcunuzu yuvanın müdürü ödedi efendim. Biliyorum yani sadece öğrenmek istemiştim de. Şimdi Melek Hanım. Muhasebe lütfen. Anne, ben uyudum mu anne? Anneannen bile senin kadar uykucu değildi bebeğim. Gel bir sarılayım sana. Öğrendim Melek Hanım. Çıkartılan faturanızın tutarı konsültasyon dahil 14.300 TL. Ne? Ne kadar? Tamam abla takma kafanı. Ben zaten laf olsun diye sordum. Zaten ödenmiş. Bize göre bir şey yok. Sevgici, hadi bakalım. Hadi bebeğim. Evli evine, köylü köyüne. Evi olmayan nereye ha? Akıllım biliyorum suçan değil mi? Ay şu yağmura bakın şu yağmura. Ayol gökyüzü delinmiş sanki. Gene mi dağıldı kız? Böyle oluyor işte. Uyanıyor, uyuyor. Bir anda içi veriyor. Al paranı kardeşim, al. Şu tepeye iyice yaklaş da eve girene kadar sırılsıklam olmayalım. Daha fazla yaklaşamam hanım abla. Yol burada bitiyor. Ne yapalım, ıslanacağız. Sıkıca sarıl da yüzü ıslanmasın cimcimenin. Hazırım ben, sen bir zahmet şu kapıyı aç. Bir dakika hanım abla. Şu gazeteyi alın bari. Yüzüne kapatırsınız çocuğun. Sen okumaz mısın kardeşim? Eski abla bu, eski. En az 1 aylık gazete. Alın hadi. Sağ ol. İşte güzelce örttü yüzünü. Hadi bakalım Melek, artık inebilirsin. Ay, gök delinmiş sanki. Geldik sayılır. Islanmıyor ya çocuk. Yok ıslanmıyor. Şoförün eski gazetesi işe yaradı. Sen gene de iyice göğsüne bastın çocuğu. Bu yağmur gazeteyi bile deler geçer valla.
Ben kapıyı açayım kız. Ay sucuk bulduk, sucuk. Oh, geç geç geç. Oh oh. Kendimi balık sanmaya başlamıştım kız. Ay şu gazeteyi yavaşça alıver abla da yatağını uzatayım. Uyandığında da bir şeyler yer. Oradan oraya koşturulmaktan halsiz düştü yavrucak. Bir de ultrasonlar, filmler, tomografiler. Gene de iyi dayandı yavrum. Of ne gündü ama. Ortalığı sel götürüyor. Neyse ki akarı kokarı olmayan bir evim var da başımızı sokabiliyoruz. Aa, bu gazetede dert oldu başıma ya. Az şuraya be kızım. At da bir çay koyuver çabucak. Bir yorgunluk çayı içelim de bari boğazımız kurudu. Aa, bu da nesi? Melek? Ne bu kız? Ha, bu gözyaşları da nesi? Durup dururken ağlamak da nereden çıktı şimdi? Sevgim gidiyor abla. Yavrum ölüyor. Sen ne diyorsun? Kulakların duyuyor mu söylediğini? Uçup gidecek abla. Ellerimden uçup gidecek. Aa, sen benimle eğleniyor musun Melek ha? Hastanede söylediklerin neydi? Şimdi neler zırvalıyorsun? Ay yüreğini mi indireceksin insanın? Sen değil miydin bir şey yok diyen? Yuvanın müdürü duysun istemedim abla. Sevgili beyin zarı. Sıcaktan büzülmüş, taranmış. Hep benim yüzümden Saima abla. İhmalim yüzümden. 2 dakika boş bulunup yalnız bırakmam yüzünden yavrum ölecek. Sen ne diyorsun Melek? Ay, evin içi birden karardı kız. Yüreğime ateş bastı sanki yanıyor. Ne diyor konuştuğun doktorlar şimdi? Son sözleri ne? Yani hiç mi yokmuş çaresi? Çaresi? Ha? Ameliyat abla. Beyin ameliyatı. İyi ya kız, iyi ya. Ameliyat olur, kurtulur yavrucak. Madem çaresi var. Nasıl olacak Saima abla? Nasıl ameliyat olacak? Nerede? Neyle? Çok mu para gerekiyormuş? Bu 2 göz kulübeyi satsak yetmez mi kız? Göz göre göre uçup gidecek bebeğim. Çay suyu koymuştum. Çay suyu koymuştum. Ay evi satsam, alan olsa da satsam yetmez mi ki? Çay suyu koymuştum. Dünyalar güzeli bebecik. Ay, bu da ne? Bu da ne? Gene mi şu eski gazete? Allah kahretsin. 1/2 ayağıma dolanıp duruyor musibet. Cehennemin dibine git. Boyalı pislik, mikrop yuvası. Ay, bardakları şuraya koyuyorum. Çay içecek halde miyim ki Saima abla? İçmezsen içmezsin ne yapayım? Yani sen istemiyorsun diye ben de içmeyecek miyim yoksa? Ulan gazete misin, çöp torbası mısın nesin? Seni sokağa savurayım da sağnağın altında belanı bul. Şuna da bak, gazete mi çarşaf mı belli değil. Ay ne de çok boyalı sayfası varmış. Ay sen otur abla, çayı ben getiririm. Ben getiremez miyim yani ha? Beceremez miyim yoksa? Çayı yapamazsın da getiremezsin de. Ay şuraya bak. Gene ağzına kadar doldurmuşsun suyu. Süzgeç nerede? Orada. Ay tam da gazete okuyacak zamanı buldun ha. Dışarı atmak için elimi alınca resimleri gözüme ilişti. Ye işte haline şükret. Senin kızının Allah'tan bir umudu var hiç olmazsa. Bir de şuna bak. Senin sevgi kadar güzel bir kız. Bu da olur mu büyük Allah'ım? Gücüne gitmesin ama bu da olur mu? Ne olmuş? Ay bir de annesinin resmine bak. Dünya güzel. İkisi de birbirinden güzel. Ne olmuş? Ölmüşler. Ne? Ülkenin 1 numaralı sanayicisi, basın kralı, armatör Başar Azderhan, genç karısıyla 4 yaşındaki kızı Damla'yı denizde kaybettikten tam 1 yıl sonra ilk kez evinden çıktı. Aman Tanrım nasıl olur? Nasıl kaybeder? Babasına ait 36 şirketli Azderhan Holding'i yöneten genç adamın teknesi, tekne fırtına da alabora olmuş. Ve 4 yaşındaki kızıyla genç karısı bütün aramalara rağmen bulunamamış. Acısından evine kapanan genç baba 1 yıl sonra ilk defa dün... Ah babası çıldırmıştır herhalde. Karısının ve kızının ölümüne bir türlü inanamayan genç adam... 1 yıldan beri odasından çıkmadan, kimseyle görüşmeden bir mahkum gibi yaşıyor. O ne biçim bir acıdır Allah'ım. İnsanoğlu ne biçim bir yaratıktır. Ay ne kadar bencildir ki öyle bir acıya bile dayanarak yaşamakta inat ediyor. 30 şu kadar şirket, para, varlık, her şey yalan kızım, yalan. Her şey kader. Başımıza gelenler kaderimiz.
Babam hep aynı şeyi söylerdi biliyor musun? İnsan kaderinin önüne geçemez. Ama derdi bütün gücüyle direnmeyi bilirse kendi kaderini kendisi de tayin edebilir derdi. Şu eve bak kız. Evlerine bak. Ay saray gibi mübarek. Yalı diyorlar bunlara değil mi? Yalı ya. Denizin üstüne kurulmuş bembeyaz bir saray. Aa, şuna bak hele. Önünde upuzun bir iskelesi bile var. Hadi bakayım. Aa, evet. Evet o ev bu. Hangi ev? Azderhan Yalısı. Bu yalıyı biliyorum Saime abla. Balıkçı Parkı'nın sırasındadır. Babam her cumartesi günü götürürdü bizi. Otobüsle giderdik hep. Babam kabak çekirdeği alırdı annemle bana. Balıkçı Parkı'nda oturur denizi yalıları seyrederdik. Bu yalı en uzaktaydı, tam burunda. Hepsinin en güzeliydi. Ben hep bu yalıyı seyrederdim. Böyle uzaktan beyaz bir güvercin gibi görünürdü. Havalanıp uçacak diye beklerdim hep. Ben Boğaz'ı bile doğru dürüst gezemedim hiç. Hele öyle uzaklara hiç gidemedim. Hele bir de babam hadi kalkın bakalım demezse ilk karanlık çökene kadar orada öyle büyülenmiş gibi bakıp dururduk bu yalıya. Önündeki iskele denize açılmış yol gibi görünürdü. İlk karanlıkla ışıkları inci dizisi gibi yanardı. Denize kadar uzanan ışıl ışıl iskelenin iki yanında kotralar, deniz motorları, tekneler sallanıp dururdu. Sonra müzik sesi başlardı ilkten. Denizin üstüne sıralanmış masalarda insanlar böyle kahkahalar atarak oturur, konuşur, gülüşürlerdi. Hiç kalkmayalım isterdim oradan, hiç. Bir de şimdi görmeli. Bir akşam nasıl yalvardım babama bilsen. Bizi sandalla gezdirmesi için nasıl yalvardım. Balıkçı Parkı'nda sandal kiralayan adamdan bir sandal aldı. Bindik. Garibim babam ayol. Kürek çekmeyi bile beceremez. Böyle sallana sallana bu yalıya doğru gittik. Aman Allah'ım Saime abla. Bir ucu denizdeydi ama öteki ucu görünmüyordu salonların. Sanki böyle binlerce avize tavanlardan ışık saçıyordu. Salonlarda iskelenin üzerinde kızlı erkekli dal gibi insanlar dans ediyorlardı. Rüya gibi bir şeydi ya Rabbim. Ay, o geceyi hiç unutamam, hiç. Bir de şimdi görmeli. Herhalde mezarlık gibidir. Anne, ben acıktım anne. Oo, benim bir tanecik bebeğim uykudan kalkmış da yemek mi istiyormuş? He? Aman aman, şımartma şu oburu. Yatıp yiyor, kalkıp yiyor. Çok acıktım akıllım. Çay da ister misin sevgici? Çay da ister, yumurta da, peynir de. Kalkıp pilav pişirsen onu da silip süpürür. Hiç bilem değil. Asıl sen hiç doymuyorsun. Aman aman çal çele sen de. Hiç de kalmazsın laf altında. Gel bakalım yanıma. Şöyle ve şu ekmek ucu çeneni uzat bakalım. Bunlar senin tanıdığın mı anne? Bu çocukla bu kadın kim? Bilmiyorum ay tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Ver bakayım şu gazeteyi bana. Adama dikkat ettin mi Saime abla? Hem çok zengin hem de çok yakışıklı. Hem de çok şanssız zavallı. Kim bu adam teyze? Şu çok güzel kızın babası yavrum. Ama kızı yok artık. Nereye gitmiş? Meleklerin yanına gitmiş yavrum. Melekler uzakta mı? Öteki dünyada kızım. Senin anlayacağın bu güzel çocuk da şu güzel annesi de ölmüş bebeğim. Şimdi senin karnını doyuralım önce. Sonra da istersen yanımıza bu çaçoron kadını da alır şöyle bir yürüyüp geliriz. Ne dersin? Teyzeme çaçoron deme tamam mı? Çok kızarım sonra tamam canım mı? Canım benim canım. Annen olacak şu kadının ağzının payını vermiyor musun? Bayılıyorum sana bayılıyorum. Ha işte burası Saime abla. Balıkçı kahvesi burası. Hani hava biraz sıcak olsa ayaklarımızı denize bile sarkıtırdık. Of annem of bittim. Ay kaldıran olmasın 3 ay otururum burada vallahi. Günaydın bey amca. Çayınız vardır inşallah. Günaydın kızım olmaz mı hiç? Yeni demledim daha. Poğaça aldık da sıcak sıcak yiyelim dedik bey amca. O zaman çayları koşturalım bakalım. Nasıl Saim abla? Beğendin mi burayı? Nesini beğeneceğim kız? Avuç içi kadar bir toprak. 3 tane sandal, barakadan bozma çay ocağı, işin yoksa otur. Trene bakar gibi uçsuz bucaksız denize bak dur. Aşk olsun abla. Tertemiz hava, sessiz sakin deniz kıyısı. Daha ne isteriz Allah aşkına? Gece konduların kokusuna iyice alışmışsın. Buranın havası çarpmasın seni, dikkat et bak. Buyurun hanımlar çaylarınız. Oo, şunlara bak Saime abla. Şunların rengine bak. Nasıl da mis gibi kokuyorlar.
Hadi bakalım poğaçalar soğumasın. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi Saime abla. Çok güzel kahveler varken buraya geldiğinize göre herhalde yabancısınız. Buraya yıllar önce de gelirdim ben amca. Annem babamla gelir çay içer. Denizden dönen balıkçıları seyrederdik. Şurada da sandal kiraya verirlerdi. Bir keresinde babam da sandalla gezdirmişti bizi, hiç unutmam. O eskidendi kızım. Şimdi kiralayan da kalmadı sandalda. Bu sandallar kimin peki? O balıkçıların kızım. Olta balıkçılarının. Arada bir çıkıp dönerler işte. Ya yazık. İçimizden bir sandal gezisi yapmak gelmişti ama. Orada durup duruyorlar. Kürekleri de içindedir. Gücünüze güvenip sandalı suya kadar itebiliyorsanız istediğinizi alıp gezin. Sahipleri bir şey demez mi? Onlar benden sorulur. Ben gezin dedim mi hiç kimse karışamaz. Evleniyor musun bari? Neredeyse herifle akraba çıkacağız. Ben sana demiştim kafanın içinde tilki sürüleri geziniyor ya. Bakalım ne zaman ortaya çıkacaklar. Aman aman sen sus pus otur öyle. Tek kelime etme günaha girersin bak. Bir dolaplar çeviriyorsun Melek. Adım gibi eminim. Sen bir dolaplar çeviriyorsun. Bunlar da keyif çayı hanımlar. Buyurun bakalım. Kendine getirmemişsin ama. Siz gelmeden önce ben içmiştim. Fazlası dokunuyor. Bu kıyının sonunda tam burunda bir yalı vardı bey amca. Sandalla gezerken görmüştük. Gençler dans ediyordu. Her yer ışıl ışıldı. Cennet gibi bir yerdi. Meşhur Azerhan yalısı işte orada. Burunda. Ama o eski şarşası yok artık. Sanki içinde yaşayan yokmuş gibi görünüyor bey amca. Terk edilmiş gibi. Başar Bey. Başar Azerhan evi terk edemiyor kızım. Bütün gün gözlerini dikip denize bakıyor. Sanki karısıyla kızı geri gelecekmiş gibi. Ne oldu ki karısıyla kızına? Öldüler. İkisi de öldü. Birden fırtına patlamış. Tekne alabora olunca zavallı Başar Bey bıkmadan usanmadan saatlerce dalıp çıkarak karısıyla kızını aramış. Kıyıda buldukları zaman ölüden farksızmışlar. Zavallılar. Hepimizi yasa boğdu. Tanır mıydın ki? Hepimiz tanırdık. Hiç olmasa ayda bir kere buraya gelirdi, mangal yakar, balık kızartır, rakı içerdi. Nasıl alçak gönüllü bir bilseniz, kaç arkadaşımızı tekne sahibi yaptı, yardım etti, para yağdırdı, bilseniz. Para her şey değilmiş işte. Neyse, bana müsaade. Hayrola bey amca, ne güzel konuşuyorduk. Ben karşı caddeye kadar gideceğim kızım. 2 bidon su almam lazım. Buraya kadar getirmiyorlar ne yazık ki. Ay ne iyi adam değil mi? Sanki 40 yıllık dost gibi davranıyor insana. Beni zıvanadan çıkarma kız. Kafandan geçenleri söyle yoksa kalkıp gidiyorum bilesin. Düşündüm ki bak şimdi şu Azerhan yalısının sahibi diyorum. Yani evde bir başına acılar içinde gözlerini dikmiş denizi izliyor. Yani sözün kısası Saime abla. Zavallı adam karısını ve çocuğunu alan denizi izliyor. Yani dedim ki dün gece kendi kendime acaba dedim bir mucize olsa da şu canavar deniz aldığı 2 canın hiç olmazsa birini geri verse dedim. Kızını. Kızını. Yani öyle düşündüm işte. O mini minnacık yavruyu babasına geri verse diye geçti içimden. Ay ne bileyim ben olacağından değil ya. Öyle düşündüm işte. Gel 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 kıyıya gel. Bak, 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 ileri bak. Şu Azerhan yalısı mı ne halsa, buradan kaç metre uzakta? Ya hadi söylesene, kaç metre uzakta? Sık boğaz etme kız, bakıyoruz işte. Ne bileyim ben, de ki 500 metre. Tamam, 500 metre. Ama kıyıdan gidemezsin oraya. Kıyı bodur ağaçlarla kaplı. Ana caddeden gidersin ama gidip de ne yapacaksın? Yani kapıyı çalıp size bir çocuk getirdim mi diyeceksin? Olmaz, o hiç olmaz. Onun için tek yol denizden gideceksin. Tamam mı? Denizden gitmek için de ne lazım? Sandal. Ha sandal kolay. Gece buraya geleceksin. Şunlardan beğendiğini 2-3 metre itip suya indireceksin. Bak kürekleri de içinde. Sonra 5 dakika sonra yalının iskelesindesin. Ne yapacağım iskelede? Gazel mi atacağım? Gazel değil. Çığlık atacaksın çığlık. Çığlık atacağım ha?
İskeleye çıkıp çığlık atacağım ben. Ay sen değil, çocuk. Sandaldaki ben değil miyim? Çocuk, çocuk, çocuk. Hangi çocuk? Öksüz çocuk, anasız babasız çocuk. Kim bu çocuk, kim? Adı yok mu bunun? Her çocuğun bir adı vardır. İşte ben de bu çocuğun adını soruyorum. Sevgi. Kızını o yalıya göndermeyi tasarladı. Bir sandalla yalının iskelesine gitse diye düşündüm. El kadar çocuk. İskeleye yanaşınca bir çığlık atsa dedim. İçeridekiler koşup gelse, Sevgi'yi kapıp alsalar sandaldan dedim. Aldılar diyelim. O acılı baba, Deniz bana kızımı geri verdi diye Sevgi'me, biricik yavruma sahip çıksa, onu öz kızı yerine koysa diye düşündüm. O servetle, o varlıkla kızımı ameliyat ettirse, tedavi ettirse diye düşündüm. Başka birinin hiçbir zaman düşünemeyeceği ne varsa hepsini düşündüm Saima abla. Aa, delisin sen. Senden başka hangi delinin aklına gelir bu zırvalar? Sen kalk gecenin bir vaktinde el kadar çocuğu bir sandala at, denize postala. Postalamıyorum. Ona kafesin kapısını açıyorum. Yaşayabileceği yere uçsun diye. Bu kafeste daha fazla yaşayamaz diye biricik bebeğimi, benim kuşumu azat ediyorum. Tüylerim diken diken oldu. İçim titriyor. Bu delilik. Kızım için her şeyi yapacağım. Bak, bu kaldırım kıyı boyunca gidiyor. Buradan yürüyeceksin işte. Yürürken de bir yandan kıyıyı takip ederek yol alan denizdeki sandalı izleyeceksin. Ne diyorsun kız sen? Bak bak, yalıya yaklaştıkça deniz sığlaşıyor. Ancak beline gelir insanın. Şurada işte, en sığ yer orası. Oraya kadar kürek çeker, orada sandaldan inir. Ne? Beline kadar sığ nasıl olsa. Kıyıdaki ağaçların arasından yola çıkıp senin yanına gelirim. Belime kadar ıslanacağım için sen yanında kuru bir eteklik getir bana. Kuru etekliği çabucak giyerim. Birlikte oraya kadar, yalı iskelesine en yakın yere kadar koşar, bahçe duvarının dibine sineriz. Orada kimseler görmez bizi. Sen delirdin. Sen aklını bu hayalle bozdun. Hayır. O sırada sandal iskeleye gelmiş olur. Sevgi çığlık atar. Ona öğrettiğim gibi çığlık atar. Biz de şurada duvar dibinde sindiğimiz yerde olup bitenleri seyrederiz. Kızımı kucaklarına alıp içeriye götürüşlerim. Hepsini, her şeyi bir bir görürüz. Sonra kızını yabancı bir eve bıraktıktan sonra ne yapacaksın? Eve dönüp huzur içinde yatıp uyuyacak mısın? Canım işte sıkıntıya düştüğümüzde iler tutar yanı olmayan şeyler düşünürüz ya. Öyle işte. Hem sonra falcı mıyım ben canım? Şöyle şöyle olacak dediğim şeyler ille de öyle olur mu bakalım? Hiç. Yani daha neler. Neyse hadi biz eve dönelim. Bebeğimin gözü yollarda kalmıştır şimdi. Ya sen miydin Saime Hanım? Ben de az önce döndüm işten. Gelip görecektim seni. Nasılsın Melek Hanım kızım? Buyurun buyurun, içeri gelin. Yok, girmesek biz Salih Efendi. Çocuğu Ayşe Can'a bırakmıştık da. Sen hayırlı haber ver hele. Sonra oturmaya da geliriz. Her zaman beklerim. Ama haberler pek hayırlı değil Saime Hanım. Ay, olmadı mı? Vallahi sabahın köründe çağırttı beni personelci. Bak Salih dedi, seni severim, bir dostluk yapmak isterim ama senin komşunu işe almayı bırak, tamı tamına 48 kişiyi çıkarıyoruz dedi. Amerika kota mı ne koymuşsa bütün tekstilciler kan ağlıyormuş. Bir de Amerika mı karıştı işimize? Demek Amerika bile kızımın ölmesini istiyor. Vallahi aynen anlattığım gibi oldu. Hatta 3-5 ay bekleyelim bakalım, ondan sonra düşünürüz de dedi. Belki işler eski haline geri verir, o zaman alırız senin komşunu işe dedi. Sağ ol Salih Efendi, eksik olma. Sen elinden geleni yaptın kardeşim, sağ ol. Selam söyle karına. Dur kız, dur, koşturma, bekle hele, bekle. Dürüst bir adamdır Salih, konuştum diyorsa konuşmuştur kız. Onun dürüstlüğü beni sigortalı yapmıyor. Bu da ne? Ayşe Can neden koşuyor? Ha, bize doğru koşuyor. Kızıma bir şey oldu. Hayır ola Ayşe kız. Ay anam, neredesiniz bu saate kadar? Çocuk anne dedi, anne duydu vallahi. Ay Ayşecan, kötü bir şey olmadı değil mi? Ayşecan, kötü bir şey olmadı de, ne olur. Ay kötü bir şey olduğu yok canım. Ne olacak ki, uyuyor şimdi. Gene mi düştü yoksa? Düşmedi, düşmesine de önüne gelen yere uzanıp yatıyor yavrucak. Yatar yatmaz da geçiveriyor kendinden, derin uykuya dalıyor. Ah Sevgi, yavrum, bebeğim. Söylemese miydim acaba Sayma abla?
Keşke söylemeseydim ha. Yürü kız, yürü, bir an önce gidelim yanına, yürü. Hem niye söylemeyeceksin ki? Annesi bilse daha iyi olmaz mı? Ay ne yalan söyleyeyim. Ben de aynen senin gibi düşündüm. Annesidir dedim, bilmesi gerek diye düşündüm. Şuna bir bak hele Ayşecan. Ana kız sarmaş dolaş olmuş, yemeğin dibine dara ekiyorlar. Ne haber pis obur? Ne oburu Saime teyzesi? Bütün gün ağzına lokma koymadı sevgisi. Aa, tıkınmadan durmazdı ama annesini özledi herhalde. Özlerim tabii akıllım. Annemi sokağa götürüyorsun. Akşama kadar getirmiyorsun. Annem boğaz sefasını seviyorsa suç benim mi kız? Senin ya. Onun suçu yok bebeğim. Ben zorla götürdüm. Ama sana söz veriyorum, yarın akşam da seni götüreceğim. İkimiz, tamam mı? Yok ya, biz Leyla'nın attığı yavru muyuz yani? Sen gelmeyeceksin akıllım. Ya ben Sevgi? O gelsin mi anne? Yalnız ikimiz. Sevgicikle anneciği, tamam mı? Onlar da evde oturup dedikodu yapsınlar. nasıl? Güzelce doydu mu bebeğim? Hı? Üf, karnım şişti bile bak. Bak. Yatmayacaksın değil mi? Nedenmiş? Yemekten sonra hemen yatılmaz. Sonra yediklerini hazmedemezsin. Gel bize Sevgi. Gidip benim canavarları da doyuralım. Ne dersin? Onların yemeğini ben yediririm ama. Tamam tamam, sen yedir. Hadi. Anne, ben Ali ile Zeynep'e yemek yedireceğim. Peki bebeğim. Gel bakalım Sevgi. Doktorun söylediği gibi oluyor. Baygınlık giderek sıklaşıyor. İlk zamanlar günde bir kere geliyordu. Şimdi ikiye çıktı. Daha sonra... Ay dur bakalım. Hemen karamsar olmayalım. Daha sonra da üçe dörde çıkacak. Belki saat başı düşüp uyuyakalacak ve bir gün... Hadi hadi kalk kalk, kapıya çıkalım biraz. Ve bir gün uyuyacak. Uyuyacak. Bir daha da uyanmayacak. Hayır. Hayır. Kader mi bu? Böyle bebeciklerin kaderi ne menem şeydir ki? Bu yaşta el kadar süt kokan bir yavruyu toprağın altına gönderiyor. Ha, bu ne biçim kader? Onu kimse benim elimden alamayacak. Bebeğimi kimselere vermeyeceğim. Kader de alamayacak onu. Kaderin gücü bile yetmeyecek. Yetmeyecek. Çünkü yavrumun kaderini ben çizeceğim. Biliyorsun Sevgi'yle Boğaz'a gideceğiz. Ha, iyi halt edeceksiniz. Yani otobüse binmek gerekiyor. Tabii bineceksiniz. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni kız. Tabii paran yok değil mi? Ha? Param yok, işim yok, sigortam yok, evim yok. Bir tek şeyim var. Kader onu bile almaya kalkıyor elimden. Nasıl da düşünemedik. Al şunları al. Ay benim beyinsiz kafama. Hadi, hadi Allah yardımcımız olsun. Üf, daha gelmedik anne. Üf. Geldik tatlım. Şu aşağısı işte. Birkaç basamak indik mi tamam. Tut bakayım elimi. Burası mı anne? Anne burada kayıklar var bak. Hadi gel oturalım şuraya. Üf, çok karanlık anne. Aa, hiç bile değil. Bak mehtap var. Işığı nasıl da beyaza boyamış denizi. Hava da pek öyle soğuk değil biliyor musun? Acaba diyorum bebeğim, denizin suyu sıcak mıdır soğuk mu? Buzdur anne, buzdur. Şimdi anlarız. Anne, acayip annesin sen. Ne yapıyorsun şimdi? Ayakkabımı çıkarıyorum bebeğim. İşte oldu. Hadi gel, elimi sıkıca tut. Anne, sen denize mi gireceksin anne? Sadece ayağımı sokacağım kız. Bakalım dediğin kadar soğuk mu? Ama sen elimi bırakırsan böyle cumburlop denize düşerim, haberin olsun. Ayağın donarsa karışmam ama. Bakayım bakayım. Aa, şerbet gibi kız. Su öyle sıcak ki. Hiç bilmem sıcak olmaz. Aa, inanmıyorsan elini sok da bak bebeğim. Sabahları içtiğin ılık çaya benziyor. Denizde çay diyorsun anne. Denizde çay diyorsun. Ne oldu? Nereye bakıyorsun sen öyle? Yukarı bakıyorum. Oradaki kadına bakıyorum. Neredeki kadın? Hani? Ha, orada işte yukarıda. Karanlıkta öyle durmuş kımıldamadan. Denizi seyrediyordur bebeğim. O belki de birini bekliyordu. Gel. Gel de şu ayağımı kurulayalım bakalım. Otur canım. Ay, cebimde mendilim olacaktı ama. Tamam buradaymış. Ha, rapor da burada. Al canım bu kağıdı sen sakla. Ne kağıdı anne? Senin raporun bebeğim. Hani hastanede vermişlerdi ya. Küçük olsun da cebine sığsın diye hastanenin ismini de doktorların imzasını da kestim biliyor musun? Kağıdın arkasına bak. Görüyor musun, bu da benim yazım. Bir sürü uyduruk şey yazdım.
Doktorlar biraz şaşırsın diye. Akıllılar. Hele bir görseler kendi verdikleri raporu tanımayacaklar. Bu benim mi olacak anne? Tabii bebeğim, senin o. Ama sakın düşürme, tamam mı? Ona sahip ol. Hep cebinde duracak, kaybetmeyeceksin. Yırtılırsa kızar mısın anne? Hem de çok kızarım. Ama senin annen onu da düşündü sevgicim, bak. Çengelli anne, çengelli. Saime teyze iğne diyemiyor anne. Hep çengelli diyor. Saime bazı kelimeleri söyleyemiyor bebeğim. Buna çengelli iğne derler biliyorsun. Şimdi sokul bakayım biraz. O raporu Fanilan'a iğneleyelim ki hiç düşmesin, tamam mı? Heh, işte böyle. Bakayım. Şimdi çekseler bile koparamazlar artık. İğnesi batmaz mı anne? İğnenin ucu yuvaya giriyor, baksana, batar mı hiç? Hazır mısın bakalım? Ne demek anne? Canım, sandalla gezmek istiyordun ya. Çok karanlık anne. Denizin üstü ışık içinde kız. Bak. Ay bile denize düşmüş. Uzansa alır insan. Sahi mi anne? Sandalla gitsek onu tutabilir miyim? Bakalım tutabilir misin? Hadi gel. Önce sandalımızı denize doğru itelim bakalım. Hangisi bizim anne? Hepsi bebeğim. Ama sen hangi rengi istersen. Altı kırmızı olan anne. Tamam, onu itelim öyleyse. Evet, gidiyoruz. Gidip ayı denizden çıkaracağız. Nasıl? Biraz yaklaşıyor muyuz aya? Tutabilecek misin bakalım? Tutamıyorum anne. Biz gidiyoruz. O kaçıyor. Ha, şöyle kıyıdan kıyıdan gidelim bakalım. Ayda da yine kaçacak mı? Ne oldu anne? Artık kürek çekmeyecek misin? Yoruldun mu? Kıyının en sığ yerine geldik de ondan durdum. Bak, ay ışığı altında denizin dibi bile görünüyor. Ne kadar sığ değil mi? Sandaldan insem ancak belime kadar gelir su. İnecek misin anne? Evet bebeğim, ineceğim. İnip sandalı iteceğim ki şu koca yalının iskelesine götürebilsin seni. Ben korkarım anne. Korkacak ne var bebeğim? Deniz çarşaf gibi. Dalga yok, bir şey yok. Sandal kendiliğinden kayıp gidecek. İskelenin ayaklarına değince de duracak. O zaman yanıma gelecek misin anne? Evet bebeğim. Burada inebilirim ben. Anne, istemiyorum anne. Oraya gitmek istemiyorum. Gideceksin. Hiç de bilem gitmeyeceğim. Gitmezsen öleceksin bebeğim. O Fanilan'a iğnelediğim kağıtta ne yazıyor biliyor musun? Doktorlar ne yazdı oraya biliyor musun? Sevgi adındaki bu pırlanta gibi çocuk, bu su kadar, ekmek kadar aziz bebecik 2-3 ay içinde ameliyat olmazsa ölecektir diye yazıyor. Ölmek ister misin sen? Beni bırakma anne. Ben senin ölmene dayanamam, anlıyor musun? Daha 4'ünü yeni bitirdim. Uzun yıllar yaşamanı istiyorum. Yaşarım akıllım. Ameliyat olmazsan yaşayamazsın. Ameliyat bile olurum anne. Nasıl olursun ha? Neyle olursun? Hiç yemeden içmeden 100 yıl çalışsam, biriktirsem gene de toparlayamam ben o parayı. Buraya gelmek için otobüs parasını bile sahimeden aldım. Seni nasıl ameliyat ettireceğim söyler misin? Bak, bak aslında bu bir oyun bebeğim, oyun. Nasıl oyun anne? Uyduruk yapacağız akıllım. Bak şimdi, aç şu güzel kulaklarını da beni iyi dinle, tamam mı? Şimdi ben burada inip senin sandalını iteceğim. Sandal kıyı kıyı gidip iskeleye takılıp durunca da sen ne yapacaksın? Bağıracağım. Yüksek sesle. Çok bağıracağım, Saime gibi. İşte sen Saime gibi bağırınca o koca evde oturanlar duyacak sesini. Koşup gelecekler. Seni kucaklayıp o güzel evlerine sokacaklar. Her taraf pırıl pırıl. Görsen saray gibi bir ev, bayılacaksın. Sana kim olduğunu soracaklar. Kimsin, nereden geliyorsun gibi soracaklar. Annen kim diye soracaklar. Sensin. Ay, tabii benim bebeğim. Ama sen onlara benim annem öldü diyeceksin. Hiç bilem ölmedi. Uyduruk canım. Uyduruk yapacaksın. Hani Saime'yi uyduruk yapıp kandırdığımız gibi. Onları da kandıracağız işte öyle. Hem nasıl bir numara yaptığımı bilsen gülmekten bayılırsın. Ne yaptın anne, ne yaptın? O sendeki rapor var ya, Fanilan'a iğnelediğim hani. Arkasına ne yazdım biliyor musun? Ben Sevgi'nin annesiyim ama intihar ediyorum diye yazdım. Anladın mı?
Yani intihar demek kendini öldürmek demek. Kendini öldürme anne. Ay, numara dedim ya kız. Uyduruk dedim ya. Baksana bu kadarcık suda ölünür mü hiç? Ama onları kandırık yapıyoruz işte. Sana eğer annenin adı neydi diye sorarlarsa... Melek. Sakın sakın sakın. O zaman oyun çevirdiğimizi anlarlar. Melek demeyelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Bana bir isim bulsana kız cimcime. Senin kafan iyi çalışır. Saime. Aman. O lanet kadının ismini mi uygun buluyorsun bana? Tamam anne. Başka bulurum. Leyla olsun mu? Leyla da kimin ismi kız? Kreşten birinin mi yoksa? Öğretmen vardı ya. Harika ya. Leyla. Vallahi dünyanın en akıllı kızısın sen. Leyla. Ay. Güzel güzel, çok güzel, tamam. Benim adım Leyla. Ne diyorsun? Hazır mısın artık? Senin adın Leyla. Numaradan değil mi anne? Tabii numaradan bebeğim. Çok paralı, çok zengin insanlar onlar. Bu çocuğun annesi ölmüş. Madem ki kimsesi yok, bu güzel bebeği biz ameliyat ettirelim. Nasıl olsa bizim paramız çok diyecekler. Sonra birkaç gün sonra iyileşince gelip alacağım seni. Verin bakayım benim küçük sevgimi. Onun annesi benim. Hiç bilem ölmedim. Sizi kandırık yaptık, akıllım diyeceğim. Seni alıp evimize döneceğim. Nasıl ama? Güzel numara değil mi? Yutacaklar. Yutacaklar, yutacaklar. Öyleyse ben artık ineyim. Oyunumuz başlasın bebeğim. İnmesen olmaz mı anne? Unutma bebeğim. Ne olursa olsun annem öldü diyeceksin. Beni görsen bile tanımıyor gibi yapacaksın. Adım Leyla. Senin bulduğun isim hani, tamam mı? Asla unutmayacaksın. Anlaştığımız gibi değil mi? Anlaştık değil mi? Anne. Anlaşıldı. Sen numaramızı yapamayacaksın. Çok güzel yaparım anne. Öyle mi? Kendine güveniyorsun demek. Bir sınav yapayım bakalım kendine güvenmekte haklı mısın? Yapalım mı? Sınava hazır mısın? Öyleyse söyle bakalım. Annenin adı ne? Ne? Leyla. Peki nerede oturuyor anne? Annem öldü akıllım. Kendini intihar etti. Nerede oturuyordunuz? Nerede oturuyorduk anne? Adana'da. Adana'da oturuyorduk. Kimsen yok mu senin? Say yok. Baban da yok mu yani? Yok, o da öldü. Peki bu sandala kim bindirdi seni? Kim bindirdi anne? Annen bindirdi. Sandalı annem bindirdi. Peki ama az önce annem öldü demedin mi? Dedim. Seni sandala bindirdiyse nasıl öldü? Nasıl öldün sen anne? Derin yerde cumburlop denize atladım akıllım. Cumburlop denize atladın akıllım. Güzel, çok güzel. Her zaman söylerim. Benim kızım bu ülkede yaşayan en zeki kızdır diye. Kocaman insanlar bile bu numaraları ezberleyemez, biliyor musun? Aferin sana bebeğim. Hiç bilen zor değil ki anne. Tabii zor değil ya. Peki oyunumuzdaki bütün kandırıkları yapmaya hazır mısın bakalım? Hazırım anne. Başlayalım öyleyse. Hadi bebeğim. Başlamadan önce bana bir yanak vur. Anne. Aferin sana bebeğim. İşte böyle. Bir öpücük daha, bir öpücük daha. Benim cesur kızım. Kahraman kızım. Bir de sıkı sıkı sarıl anneciğine bebeğim. Canım. Canım bebeğim. Hoşça kal. Anne. Beni bırakma anne. Bak bakalım. Güzel atlayacak benim suya. Bak. Anne. Geri gel. Anne. Oldu bebeğim bak. Denize indin bile. Su nasıl sıcak değil mi sen? Tamam mı bebeğim? Sandalı itmeye başlıyorum. Anne. Anne çok karanlık. Anne bırakma beni anne. Kıyıdan kıyıdan gideceksin bebeğim. Korkma, korkma, içiyorum. Bak, sandal nasıl da kayıp gidiyor kendi kendine, bak. Anne, bırakma beni anne, çok korkuyorum anne. Bebeğim, bebeğim, bu bir oyun, bir kandırık. Hadi canım, son defa ediyorum. İskeleye kadar gidersin artık, güle güle. Anne, anneciğim gel abi, anne, denize düşeceğim, boğulacağım anne. Denizde boğulmak, sefalette boğulmaktan iyidir bebeğim. Cesursun sen. Çok cesur bir kızsın. Anne, beni seviyor.
bırakır mıyım hiç bebeğim? Bak, bak görebiliyor musun? Ağaçların arasından yukarı yola çıkıyorum. Seni görmek için. Seni yukarıdan izlemek için bebeğim. Sana bir şey olduğunu görünce atlayıp yanına gelmek için. Şş, kız, kız, buradayım, buradayım. Al, al, al şu eteği değiştir yoksa soğuktan gebereceksin. Al, al. Minik kuşumu uçurdum Saime abla. Onu azat ettim. Kanatlandı. Uçup gidiyor. 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 Minik sevmiyorum anne. Sen biliyorum. Sen benim ölmemi istiyorsun. Ay yaşamanı istiyorum bebeği. Bütün bunları sırf yaşayasın diye yapıyorum. Allah seni kahretsin kız. El kadar bebeği zindan gibi denize gönderiyorsun. Allah seni kahretsin. Durma. Koş. Yalı duvarına doğru. Hadi. Bebeğim. İskele iyice yaklaştı. Koş, koş. Sesi kesildi. Sesini duyamıyorum. Sustu. Sustu mu? Hayır, hayır. Ağlıyor. Hala ağlıyor yavrucak. Bir şey oldu. Allah'ım. Allah'ım. Kızıma bir şey oldu. Aç yalık attı. Aç yalık atıyordu Saime abla. Kızıma bir şey oldu. Bebeğime bir şey oldu. Ne olacak kız? Çığlık attı işte senin istediğin gibi. Sen demedin mi iskeleye gidince çığlık at diye? Öyle değildi. Sesi öyle değildi. Acı doluydu. Çığlık attı. Bir yerlere çarptı. Bir şey oldu kızıma. Sesin soluğu kesildi. Sustu. Göremiyorum ki. Çok karanlık. Aa, dur dur. Evin ışıkları yandı. Koşuşmalar var. Ay. Evden bir sürü insan çıktı. Bak bak bak. Hadi çabuk çabuk ışıkları yakın. İskelenin ışıklarını yakın çabuk. Çığlık iskeleden geliyordu Başar. Çığlık denizden geliyordu. Denizden, denizden. Orada iskelenin altında Başar. Bir sandal var. Bir sandal var. Ah, gördüler sandalı gördüler. Allah'ım. Kızıma bir şey olmasın Allah'ım, sen koru onu Allah'ım. Akıntıyla gelmiş olmalı. Gelip iskeleye çarpmış. Bir çocuk var. Başar. Ne? Başar sandalda bir çocuk var. Ne çocuğu? Ay düşmüş. Başar sandalın içine düşmüş. Ay baygın galiba. Aman Allah'ım. O da bir şey oldu. Kızım öldü. Kızım öldü. Sus kız, kapa çeneni de duyalım. Herkes iskeleye koşuyor. Herkes iskeleye koşuyor. Çabuk şoförler gelsin. Hazır araba bulundurun çabuk. Adam sandala atlıyor. Adam telaşlandı sandala atlıyor. Yaralı bu çocuk. Bu çocuk yaralı. Arabayı iskeleye getirin çabuk olun. Allah'ım, Allah'ım, bunu da mı yapacaktın Allah'ım? Ay, kucakladı çocuğu. Yukarı çıkarıyor. Gelsin araba daha da sokulsun. Çocuğu bana verin efendim. Sen kapıyı aç çabuk çabuk. Ah bebeğim, bebeğimi getiriyor. İyi telaşlanma kız, yetişiriz arkasından. Hele yola çıkalım yetişiriz. Bir araba bulalım. Taksi! Taksi! Gitti. Lazım olduklarında dururlar mı hiç? Ha, bir tane daha. Taksi! Taksi dur! Dur sana diyorum. Hah şöyle. Hadi, hadi atla kız, atla. Hayrola abla? Kovalayan mı var yoksa? Ha, çeneni kapa da şu yalıdan çıkan koca arabanın peşine düş çabuk. Zehir zembereksin be abla. Al kardeşim paranı, sağ ol. Dur Melek, dur diyorum. Kız telaşa verme ortalığı. Belki de bir iki sıyrıktır, panikleme. Önce anlayalım çocuğa ne olduğunu. Kızım orada ölümle pençeleşecek. Ben duracağım öyle mi? Nasıl dayanırım Saime abla? Nasıl? Dayanamayıp da ne yapacaksın kız? Ha, gidip sahip mi çıkacaksın kızına? Çekilin bakayım, ben onun annesiyim mi diyeceksin? Sormayacaklar mı kızını bir başına sandala nasıl bıraktın diye? Onlar sormasa bile hastane polisi sormayacak mı? Oh, ne yapacağım ben Saime abla? Ne yapacağım? Durup uzaktan onun ölmesini mi seyredeceğim? Bir kenarda durup vaziyete bakacağız Melek. Ortaya çıkman gerekiyorsa çıkacaksın. Bir yalan uydurup kendini tanıtacaksın ama şimdi değil. Gel, gel girelim acile bakalım neler oluyor, gel. Oradalar işte kız, o zengin herif. Sevgiyi kapıp getiren herif orada. Bebeğim sedyede. İçeri götürüyorlar. Ameliyathane mi orası ne? Affedersiniz, çocuğa ne olmuş öyle hemşire hanım? Herkes koşturup duruyor da.
Kaza geçirmiş, kan kaybediyor. Sizin neyiniz vardı? Benim mi? Hiç. Aa, benim. Benim kolum mu çıktı ne? Ay, ağrısından duramıyorum kardeşim. Şurada bekleyin lütfen. Ortopediden çağırırlar sizi. Ah, sağ ol kardeşim. Gel, gel kız. Şu zengin herifin yakınına sokulalım biraz. Neydi demiştin adı? Başar. İşte her ne halsa gel. Gel oturalım şu koltuklara. Ah, burası da hastane mi, lüks otel mi, anlayana aşk olsun. Ay, sus biraz ya. Kadın bir şeyler söylüyor. Sus da duyalım. Bence durumu polise havale edelim Başar. Ne polisi? Neler söylüyorsun sen? Parmak kadar çocuk yaşam savaşı verirken neler düşünüyorsun? Sonra bir sürü soruya muhatap olmanı istemiyorum Başar. Muhatap olsam ne çıkar ki? Şu anda benim tek düşündüğüm çocuğun durumu, anlıyor musun? Çocuğun durumu. Aferin herife, yürekli adammış. Ha, hem de merhametli. Şşt, doktorla hemşire çıktılar kız. Çocuk sizin galiba. Evet, yani biz getirdik. Durumu nasıl? Vakit yok beyefendi, acele kan vermemiz gerekiyor. Kolundaki bacağındaki yaralar nedeniyle hayli kan kaybetmiş. Hemşire hanım bizim kan bankasına bakacak ama ola ki bulamayabilir. Her ihtimale karşı siz dışarıdan temin edip getirseniz iyi olur. A RH negatif. Şimdi gidip getiririm doktor bey. Aa, ben veririm. Benim kanım bu. Ben veririm. Harika, harika. Hemşire hanım, vakit kaybetmeye gerek kalmadı. Bu bayan kan verecek. Hemen içeri alın. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Bir çocuk için insan hayatını verir. İki damla kanın lafı mı olurmuş? Buyurun hanımefendi, sizi içeri alalım. Bizim için dua et kız. Ben hazırım hemşire hanım. Buyurun bu taraftan. Buyurun, çocuğun yanındaki yatağa uzanacaksınız efendim. Ne de güzel şeymiş bu çocuk böyle. Aman Allah'ım. Aa, biblo gibi biblo. Al büfenin üzerine koy. Durumu tehlikeli mi yoksa hemşire hanım? Gerçekten çok güzel bir çocuk. Nazar değmiş olmalı. Ama öyle korkulacak bir durumu yok. Buyurun uzanın şöyle efendim. Yavrum, 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 bebeğim. Hiç uyanmayacak mı yoksa? Birazdan uyanır. İlacın etkisiyle daldı. Hazır mıyız hemşire hanım? Doktor bey, bakın efendim. Çocuğun fanilasına iğnelenmiş bir kağıt var. Allah Allah. Verin bakayım. Buyurun. Allah'ım, yardım et Allah'ım. Bu bir rapor. Hastanenin ismi de doktorların ismi de kesilmiş. Sadece teşhis var burada. Vah vah vah. Kağıdın arkasında da yazılar var doktor. Aman Tanrım. Annesi. Annesi intihar etmiş. Siz hazırlığı yapın. Çocuk kendine gelince alacağız kanı. Ben az sonra gelirim. Beyefendi, adınız nedir? Başar Azderhan. Kızınızın durumunu biliyorsunuz değil mi? Bakın doktor, o çocuk... Nedir durumu bilmiyorum. Yani onun derhal ameliyat edilmesi gerektiğini bilmiyor musunuz? O kadar kötü mü yaralanmış doktor bey? Ne ameliyatı? Yaralanmayla ilgisi yok Başar Bey. Çocuğun beyin ameliyatı olması gerekiyor. Kuzum, Allah aşkına, annesi ölmeden evvel raporu kızın giysisine iğnelemiş. Bunu da mı bilmiyordunuz? Annesi ölmeden evvel mi, rapor mu? Doktor bey, şunu bana ağır ağır anlatabilir misiniz? Bu raporu annesi Deniz'de intihar etmeden önce kızının giysisine iliştirmiş. Arkasına da kızımın ölümünü görmemek için kendi hayatıma son veriyorum diye yazmış, bakın. Annesi intihar etmiş. Deniz'de hayatına son vermiş. Eşinizin intihar ettiğini bilmiyor muydunuz yoksa? Aman Tanrım. Başar, otur şuraya. Tanrım, bu nasıl olur? Bakın, olanları ben de anlayamadım. Hastanenin de doktorların da isimleri neden kesilmiş bilmiyorum. Ama gerekli bir tetkikten geçirdin çocuğu. Buyurun, bu rapora ihtiyacınız olacak. Neden ameliyat gerekiyor doktor bey? Teşhis nedir? Beyin zarı daralmış hanımefendi. Acilen ameliyat olmazsa çocuğu bir anda kaybedebilirsiniz. Hemşire hanım, kendine geliyor galiba. Evet, ilacın etkisi geçmek üzere. Ben doktoru çağırayım. Anne, anne. Oh, annen kurban olsun sana bebeğim. Bebeğim, bak, bak buradayım. Dön, bana doğru dön, bak, buradayım, bak. Anne, sen anne. Oh, canım bebeğim, yanındayım. Seni yalnız bırakır mıyım hiç? Anne, sen burada mısın anne? Oo, buradayım canım. İyileşeceksin, korkma. Bak, bak yanındayım ben. Anne, ben seni sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Oh, ben seni çok seviyorum canım. Çok, çok, çok. Hiç bilem sevmiyorsun işte. Beni bıraktın. Ama öyle konuşmadık mı bebeğim? Kandırık yapacaktık hani. Unuttun mu? Ben ölüyordum. Çok
korktum. Seni sevmiyorum işte. Biliyor musun bebeğim, oyunumuzu yuttular. Kimseler bir şeycik anlamadı. Olsun. Seni sevmiyorum işte. Senin kızım olmayacağım. Aa, olur mu sevgicim? Sen benim biricik kızımsın. Benim kanımı taşıyorsun. Bak, biraz sonra benim kanım şu borudan sana geçecek, seni iyileştirecek. Ve birkaç gün sonra evimize döneceğiz yine. Saime'nin yanına. O da burada biliyor musun? Dışarıda oturmuş, senin iyileşmeni bekliyor. Oo hemşire hanım, hastamız kendine gelmiş de sohbete başlamış bile. Nasılsın bakalım küçük hanım? Hı? Bu bayan az sonra senin kan kardeşin olacak biliyor musun? O benim kan kardeşim değil akıllım, o benim annem. Anladın mı annem? Kendine geldiğinden beri bana anne diyor. Normal hanımefendi, şoktan kolay kolay çıkamaz daha. Annesinin ölümüne inanmak istemiyor. Annem ölmedi akıllım, burada ya işte. Tamam canım, tamam. Şimdi tam sırt üstü dön bakayım. Her şey hazır doktor bey. Oyunumuzu bozma bebeğim. Sakın bozma. Söz vermiştin, unuttun mu? Onlara çok güzel kandırık yapacağız diye söz vermiştin. Seni sevmiyorum. Oyun istemiyorum artık. Kandırık da yapmayacağım. Hem de her bir şeyi anlatacağım işte. O zaman ben de gidip denize atarım kendimi. Yapayalnız kalıverirsin öyle. Atmazsın ki. Her bir şeyi anlatırsan atarım. Anlatmam. Ama eve gelince küs olurum seninle. Hiç konuşmam. Hem de hiç. Sadece bir rastlantı Başar. Senin kızınla, senin karınla ilgisi yok. Rastlantı. Denizde kaybettiğim kızım denizden geliyor sanki. Deniz onu bana geri göndermiş gibi. Nasıl bir rastlantı bu ki benim karım gibi onun annesi de denizde ölüyor. Nasıl bir rastlantı bu ki sahildeki yüzlerce eve değil de benim evime geliyor sandal. Rastlantı değil bu. İlahi adalet. O deniz denen aşağılık canavar yaptığından utandı. Aldığı kızımın yerine bana bu çocuğu gönderdi. Bütün beyin cerrahlarının bir listesini yap. En ünlülerin, profesörlerin, kim varsa. Bir konsültasyon yaptıralım. Bakalım bu rapordaki teşhisi onaylayacaklar mı? Onaylarlarsa ne olacak? Diyelim ki evet, çocuğun beyin ameliyatı olması gerekiyor. Ne olacak? Tabii ki ameliyat ettireceğim. Tanımadığım bir çocuğu. Sen ancak tanıdığın çocukların ölümüne mi üzülürsün ha? Aferin ulan para babası, sevdim seni. Dinleme şu boyalı bebeği. Hoca 5 gün geçti. Ah 5 gün geçti ve ben kızımın nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir şey söylemediler mi hastaneden? Oradan çıkarmışlar Sevgi'yi. Hemen ertesi gün çıkarmışlar. Acaba başka hastaneye mi yatırdılar dedim. Eksik olmasın, kız bir sürü hastaneye telefonla sordu. Yok, hiçbirinde yok. Ay ne yapacağız kız? Nasıl bir haber alacağız? Yorgun musun Saime abla? Kim, ben mi? Aa, niye yorgun olayım ayol? İş yerinde bütün hafta ayaklarımı uzatıp yatıyorum. Haklısın. Ay, ben de öyle salakça sorular soruyorum ki. Tamam tamam haklısın. Ben yalnız giderim. Nereye kız? Boğaz'a. Yarın sabah kahvaltımı Boğaz'da yapayım diyorum. Çayla susamlı sıcak poğaça ha? İyi ya, git diyeceğim ama... Nasıl olsa ben olmadan gidemezsin. Adım gibi biliyorum eve de yürüyerek döndün. E hava çok güzeldi Saime abla. Hem yürüyüş sakinleştiriyor beni. Sen bir çay koy hele. Yürüyüş onu sakinleştiriyormuş. İyi canım, bana ne, sakinleşmek için her gün böyle 10 kilometre yürü dur. Hayrola abla, yatağı niye katlıyorsun? Yoksa yeni yatak mı aldın kendine? Sen buna yatak mı diyorsun kız? Bu var ya, bu yatak dediğin şey banka, banka. Bu benim bankam. Görüyor musun şunları? Orada dünya kadar para var abla. Senden önceki kiracının kiraları. 3 yıl kuruşuna dokunmadan yatağın arasına tıktım durdum. Maaşım fazla bile geliyordu. Bir başıma ne kadarını harcayabilirdim ki? Birikti işte. Al, al birazını sana veriyorum. Abla, zaten borcum gırtlağı aşmış vaziyette. Yarın lazım olabilir. Altı üstü bir poğaçayla bir çay Saime abla. Bu verdiğin para çok. Al kız, sen poğaça yiyip çay içmeye gitmiyorsun. Saime abla. Sen kapıya dayanmaya gidiyorsun. Başar mı neyse, para babasının kapısına dayanmaya gidiyorsun. Kızımı sormaya gideceğim Saime abla. Kararlıyım. Ah, keşke yorgun olmasaydın da sen de gelseydin. Poğaçayı aynı yerden mi alacaksın kız? Hani kehribar gibi
Susamları mis gibi kokan o kurabiye gibi poğaçalardan mı alacaksın ha? Hadi hadi utanma da ben de geleceğim de. Sen var ya sen. Sen kızımdan daha obur kişisin. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun ne istemiştiniz? Küçük kızı görmeye geldik. Sevgi'yi. Ben ona kan vermiştim de nasıl olduğunu bir öğreneyim dedim. Buyurun girebilirsiniz. Buyurun kızım. Tabii ya, tahmin etmeliydim. Çocuğa çok güzel bir kadın kan verdi demişti Başar. Gerçekten de öyleymişsiniz. Ah, teşekkür ederim. Annesi misiniz? Yani Başar Bey'in. Annesi öldüğünde 3 yaşındaydı Başar. Benim elimde büyüdü. Annesi sayılırım. Buyurun. Lütfen buyurun, kapıda kaldınız. Yok, rahatsız etmeyelim efendim. Sahile kahvaltıya gelmiştik de uğrayıp bir soralım dedim. Nasıl Sevgi? Çok iyi, çok. Biraz erken gelebilseydiniz görürdünüz. Başar Bey ile babası onu gemiye götürdüler. Gemiyle bir yere mi gidiyor? Hayır, hiç gemiye binmemiş de bizim gemilerden birini gezdirecekler Bıcırık Hanım'a. Başar Bey'i de babasını da avucunun içinde oynatıyor Yumurcak. Hay Allah, demek kısmetliymiş. Belki haftaya Boğaz'a kahvaltıya indiğimizde. Haftaya burada olmayacak Leyla Hanım. Pazartesi günü Amerika'ya uçacak. Ne? Amerika'ya mı? Amerika'ya mı gidiyor? Maalesef bir ameliyat geçirmesi gerekiyor yavrucağım. Vah zavallı bebeğim. Kazalar, ameliyatlar. Neler oluyor böyle? Fatma Hanım, gelenler kim? Evet hatırladım sizi. Siz Sevgi'ye kan veren bayan... Leyla, adım Leyla. Evet Leyla Hanım. Çocuğu merak etmiştim de uğrayıp sağlığını soralım dedim. Adresimizi kolayca bulmuşsunuz he? Evet, şeyden, hastaneden almıştım adresi. Ama çok kolay buldum. Öyle mi? Ne kadar hoş. Bir dakika bekleyebilir misiniz Leyla Hanım? Şimdi dönerim. Tabii. Ama neden? Kızım girseydiniz içeri. Bir kahve içerdik hiç olmazsa. Zahmet edip bu kadar yol gelmişsiniz. Kapıdan dönmek olur mu hiç? Sağ olun, rahatsız etmeyelim. Kusura bakmayın, sizi beklettim. Buyurun. Nedir bu? 500 milyon. Anlamadım. Ne parası bu? Kan parası. Ne? Çocuk için kan verdiniz ya Leyla Hanım. Karşılığı işte. Yani buraya para koparmak için mi geldim ben? Hiç tanımadığınız bir çocuğu merak ettiğiniz için gelmediniz herhalde. Hoşça kalın Fatma Hanım. Siz gerçek bir hanımefendisiniz. Teşekkür ederim. Kusurumuza bakmayın Leyla Hanım. İnanın gelmişken Amerika'ya gitmeden önce Sevgi'yi görmenizi isterdim. Biz de Amerika'dan döndüğünde görürüz Fatma Hanım, belli mi olur? Onu çok sevmiştim çünkü. Hoşça kalın. Güle güle Leyla Hanım. Geldiğiniz için sağ ol. Yabancıların yanında benimle öyle konuşmanız hiç hoş değildi Fatma Hanım. Senin de insanları küçük görmen hoş değil. O kadın küçük Sevgi'ye kan vermiş, çocuğun durumunu merak edip sağlığını sormaya gelmiş. Onu aşağılaman gerekmezdi. O tür insanların bu işi para için yaptığını biliyorum. Ne tür insanlar? Bir görüşte onun ne tür olduğunu nasıl anladın? Bak kızım, Başar'ı sevdiğini, onun eşi olmak istediğini biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Ama sen onu mutlu edecek yapıda biri değilsin. Vazgeç. Sana nasıl olman gerektiğini anlatırdım ama geldiler. Koşma Sevgi. Bak koşma diyorum. Daha dikişlerim bile alınmadı ama. Bu şiş göbek dede var ya. Sen ne yaptı biliyor musun bakalım? Ne yaptı gene o şiş göbek dede? Kaptanın evine bile çıkamadı. Kızım çıkamadı. Kaptanın evi değil kızım. Kaç kere söyleyeceğim sana. Kaptan köşkü. Oraya kaptan köşkü denir. Hanım hanım bu canavar var ya bu canavar Fatma Hanım. Bitirdi beni bitirdi. Arayan oldu mu anne? Bu senin annen mi? Değil ama ben ona anne derim. Çünkü gerçek annem kadar annem sayılır. 3 yaşımdan bugüne kadar o büyüttü beni. Anladın mı şimdi? Elbette anladım. Ben aptal kız mıyım? Hoş geldiniz. İyi eğlendin mi Sevgi? Gemi nasıldı? Dede. Şiş köpek dede. Gene ne var kızım? Bunun ağzı neden kıpkırmızı? Buna makyaj derler Sevgicim. Büyüyünce sen de yapacaksın. Hiç bilem yapmayacağım işte. Ayşecan teyzenin kedisi ciğer yiyince ağzı böyle oluyor kıpkırmızı. Sen büyüklerinle ne biçim konuşuyorsun bakayım? Sen onu aldırma Betül kızım. Ne olursun aldırma.
Söyle de yiyecek bir şeyler getirsinler. Öldüm açlıktan. Ama bir kişilik olsun kızım, tamam mı? Bu yumurcak yemez nasıl olsa. Ben de acıktım akıllım. Ben daha fazla bilem yerim. Öyleyse düş önüme bakalım. Doğru yemek salonuna. Sadece birer tost yiyeceksiniz. Hepsi hepsi birer tost. Bir tosta fareler bile doymaz yahu. Fareler bile doymaz akıllım. Aylardan beri babanı ilk defa böyle gülerken görüyorum. Sevgiyi ölen torununun yerine koyuyor anne. Bu kadar kısa zamanda onu nasıl sevdi anlatamam. Ya sen? Ben sevmeye korkuyorum anne. Onu da kaybederim diye korkuyorum. Ameliyat başarılı geçecek inşallah. Ameliyattan değil anne. Onu elimden alırlar diye korkuyorum. Kim alabilir ki? Annesi intihar etmiş. Ya amcası, dayısı, halası varsa? Ya bir akrabası çıkar da ver kızımı derse? Akrabaları çıkar da çocuğu nasıl götürürsünüz Amerika'ya diye sorarsa? Onu hiç düşünmedim anne. Çocuğu elinden alacaklarını da düşünme. Yap. Sadece yap. Onu yaşat. Sadece ameliyat ettir, kurtar. Öteki sorulara sonra cevap ararsın. Seni seviyorum. Hadi bir yanak ver bakayım. Hı? Defol. Git de Etobur babanı yemeklerin başından çek al. Yoksa bir gün patlayacak. Hadi. Ha, bir saat kadar önce o kadın geldi. Hani çok güzel dediğim. Küçük sevgiye kan veren kadın. Canım Leyla. Hı. Leyla Hanım, Leyla. Öyle mi? Niçin gelmiş peki? Çocuğun durumunu merak etmiş. Sormaya gelmiş. Çok duygulu bir kadın desene. Bir o kadar da güzel. Ama Betül ona para vermeye kalkınca... Ne parası? Kan parası. Olamaz. Leyla Hanım çocuğa para için kan vermiş. Senin Betül'ün Amerika tahsilli beyninden çıkan dahice fikirlerden biri işte. Bir kere o benim Betül'üm değil ve olmayacak. İkincisi böyle aptallık görmedim. Nasıl yapılır bu? Kadın daha aranan kanın negatif mi pozitif mi olduğunu bile öğrenmeden atıldı. Benim kanım, ben veririm diye. Nasıl yapar Betül bunu, nasıl? Adres veya telefonunu alsaydım. Teşekkür etmek için, yani özür dilemek için. İstemedim ama istesem de verecek birine benzemiyordu. Sadece çocukları çok seviyor galiba. Hepsi bu. Peki adresimizi nasıl bulmuş? Hastaneden öğrenmiş. İyi ya, biz de hastaneden onun adresini öğreniriz. Kan verirken adresini almışlardır nasıl olsa. Ne yapacaksın adresini öğrenip de? Sen demez misin aileye yakışan neyse öyle davranın diye? Ben de teşekkür etmek, ayrıca özür dilemek için belki bir mektup yazarım. Ne yaparsan yap ama önce şu babanın boğazını sık biraz. Tamam anne, tamam. Pilotumuz gelirse yanımıza gönder. Sevgi, Sevgi diyorum. Gene çöktünüz mü masaya? Çok acıktım, akıllım. Ya ben? Ne o Betül? Engel olacağını önlerine 10 kişilik yiyecek koydurmuşsun gene. Beni dinliyorlar da sanki. Hele hele Kemal amcam. Senin rejim falan yapacağın yok baba. Masadan hemen kalkmazsan annemi çağıracağım, haberin olsun. Tamam tamam, ne olur çağırma. Kalktım bak, kalktım. Yeter ki ne olursun çağırma Fatma Hanım'ı. Allah bilir ya, ben Amerika'dayken meydanı boş bulup 10 kilo daha alırsın. Senin Amerika'ya gideceğini kim söyledi ha? Bu küçük veletle Amerika'ya gidecek olan benim. Onu kimselere bırakamam, anladın mı? Baba, hastane, doktorlar, ameliyat, uzun yolculuk. Dayanamazsın sen. İkişer dil bilen iki sekreteri boş yere mi götürüyorum sanki? Sonra Betül bütün organizasyonları yaptı bile ya. Evet Başar. E-mail ile gönderdiğim bütün verileri incelediler. Hastane salı gününü tetkike, çarşambayı da ameliyata ayırdı. Her şey tamam. Gel bakalım Sevgi Hanım. Dostumun yarısı masada kaldı, dursana. Tamam işte şimdi gideriz. Gelin Orhan Bey, gelin. Yemekten fırsat bulursa sizi dinler beyefendi. Orhan Bey, bir şeyler atıştırmak ister miydin? Teşekkür ederim efendim ama akşam yemeği için daha çok erken. Yemek bizde 18 kere yenir, bilmiyor muydunuz? Şimdi söyleyin bakalım, neler buldunuz Orhan Bey? Evin reisi doğru söylüyor. Neler buldunuz? Notlarımdan sırayla gideceğim. Evet. Öncelikle raporu veren hastaneyi buldum efendim. Kayıtlardan çocuğun ne zaman getirildiğini, getirenin kim olduğunu da öğrendim. Kim getirmiş? Annesi mi, babası mı? İkinci sınıf bir kreşin müdürü getirmiş beyefendi. Hastane faturasını da onlar ödemiş. Çocuğun ailesiyle ilgili hiçbir kayıtlı bilgi yoktu. O zaman ailesi hakkında hiçbir şey öğrenemediniz. Öğrendim beyefendi. Çocuğu getiren kreşi buldum. Müdürle konuştum. Hastaneden sonra çocuğu bir daha kreşe götürmemiş annesi. Kimmiş?
Annesi kimmiş? Melek adında bir işçi kadın. Kocası 3 yıl önce ölmüş. Evlere gündeliğe gidermiş. Son olarak da bir iş yerini almışlar ama daha deneme dönemi bitmeden kovulmuş. Ev adresi olarak bir adres bulamadım. Kreşe de yeni girdiği iş yerinin adresini vermiş zaten. 0'a 0, elde var 0. Kendinizi o annenin yerine koysanıza biraz. Çocuğun öleceğini anlayınca kreşe göndermedi. İşsiz de kalmış. Gönderse bile neyle ödeyecekti? İntihara karar verdi. Çocuğunu emanet edeceği birileri olsa yanına bırakırdı. O gece sandala çocuğu da almazdı. Ay, kafanız çalışmıyor mu hiç? Demek ki annenin hiç kimsesi yoktu. Kızını emanet edeceği kimsesi yoktu. Annenin kimsesi yoksa kızının, yani Sevgi'nin de kimsesi yok demektir. Kimsesi yoksa nüfusumuza geçirebiliriz demektir. Hay ağzını öpeyim Fatma Sultan. Bence de Fatma Hanım'ın mantığı çok doğru efendim. Biliyor musunuz, sevinemiyorum bile. Sanki ortaya birileri çıkarsa diye korkuyorum. Çıkarsa çıkar yahu. Ne olacak çıkarsa ha? Kim o yavruyu elimizden alabilir ki? Kimin gücü yeter buna ha? Sağ ol Orhan Bey oğlum. İyi iş çıkardın, iyi iş. Ne mutlu bana efendim. Başka emirleriniz yoksa ben izninizi isteyeyim. Helal olsun. Güle güle, güle güle. Hanımefendi, izninizle. Güle güle. Orhan Bey, senden bir ricamız daha olacak. Buyurun efendim. Küçük Sevgi'yi götürdüğümüz hastaneye gitmenizi istiyorum. Oranın kayıtlarında adresi olması gerekiyor. Sevgi'ye kan veren kadının yani. O telaş arasında teşekkür bile edemedik. Çok ayıp oldu kadına. Hı hı. Eğer adresini öğrenebilirseniz hatamızı telafi edebiliriz. Baş üstüne efendim. Hemen. Size bilgi veririm. İyi günler. Teşekkür ederim. Güle güle. Şişko Dede, kaptan geldi. Şişko Dede. Burası gemi mi kız? Ne kaptanı? Var ya hani, kolu çizgili adam gibi. Selim Bey geldi baba. Çıkmadan önce bir emriniz var mı diye sormak istiyor. Gel Selim Bey, gel. Kaptan dediğin Selim Bey mi kız? Baksana akıllım, kolu da çizgili. Küçük hanım doğru söylüyor efendim. Gemi kaptanlarından pek bir farkımız yok. Bir de çok bilmiş geçinirsin akıllım. Bu amca var ya, bu amca gemi kaptanı değil. Pilot bir kere, pilot. Seninle beni Amerika'ya uçuracak. Senin uçağın mı var amca? Yok, benim değil, Başar Bey'in uçağı. Ben sadece onu uçuruyorum. Sen hiç binmedin mi uçağa? Binmedim. O zaman pazartesi günü seni uçuracağım. Yaşasın, yaşasın. Duydun mu dede, duydun mu? Duydum, duydum. Gel bakayım dedenin kucağına da Selim Bey'e sor şimdi. Her şey hazır mı Selim Bey? Her şey hazır mı Selim Bey? Hazır küçük hanım. Uçağın bakımı yapıldı mı? Uçağın bakımı yapıldı mı bakalım? Yapıldı efendim. Hiçbir sorunumuz yok. Hareket pazartesi sabah 06'da. Tercüman sekreterlerim de geliyor biliyorsun. Evet efendim. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. İzninizle efendim. Küçük hanım, izninizle. Başar Bey. Güle güle Selim Bey. Neden izin istiyor? Yavrum, kibar bir adam da ondan o. Ha. Kibar insanlar senin gibi genç kızlara saygı gösterir. Dede, ben genç kız mıyım? Vallahi bana sorarsan sen haminnesin. Öyle değil mi Başar? Lütfen oğlum, lütfen. Israra gerek yok. Sen gelmiyorsun. Baba, bu minik canavarın yanında olmak istiyorum. Senin araştırmayı yönetmen gerek. Kimsesi var mı yok mu öğrenmelisin. Ki sağlıkla döndüğünde onu nüfusuna geçirtmek için dava açabilirim baba, inşallah. Bu Orhan Bey'in işi. O da mükemmel araştırıyor zaten. Sevgi, Başar denen şu adama söyle, beni rahatsız etmesin. Başar, Şişko dedemi rahatsız etme bakayım. Senin Başar diyen dilin var ya dilin, iki dilim ekmek arasına koyup yerim onu. Hadi bebeğim, hadi hadi, çabuk ol çabuk. Şu adam senin dilini yemeden çıkıp 2 saat kestirelim. Hadi yavrum koş koş. Koşmayacağım işte. Sen bana yetişemezsin nasıl olsa, Şişko bebek. Seni bir yakalarsam kız, dur bakayım. Dur, geliyorum. Sevgi, neler oluyor kızım? Yiyecekleri beğenmedin mi yoksa? Beğenmedim işte. Aşağıda 3 tane aşçı bütün gün yan gelip yatıyorlar. İstediğin bir şey varsa söyle, yapsınlar. Söyle canım, ne istiyorsun? Başarı istiyorum. Benim oğlumu mu yiyeceksin kız? Ha? O tatsız herif ha? Hiç bilmem, tatsız değil. Başar holdinge gitti ama biraz sonra burada olur. Beklerim ben de. Başarı mı bekleyeceksin? Hem de hiçbir şey yemeden ha? Poğaça yiyeceğim. Poğaça da ne? Bilmiyor musun?
Üstünde susam bilen var. O bilmez kızım. Amerika'da poğaça yokmuş. Ben sana şimdi yaptırırım. Ben susamlı poğaça yiyeceğim. Tamam küçük hanım, tamam. Şimdi söylerim, bol susamlı yaparlar. Ben annemin getirdiği poğaçalardan istiyorum. Başar bana söz verdi. Annemin aldığı poğaçalardan istiyorum. Susamlı poğaça yemeye götür beni dedim. O da peki dedi. Götürürüm dedi. Söz verdi. Ama onun gelmesi 2 saati bulur sevgi. Bana söz verdi. Bana bak, bana bak yavrum. Senin canın poğaça mı yemek istiyor? Evet. Allah Allah. Bu evde Başar'dan başka erkek mi yok yani? Annenin aldığı poğaçalar nerede satılıyor biliyor musun? Tabii biliyorum akıllım. Oğlum, oğlum söyle, şoför hazır olsun. Baş üstüne efendim. Kalk bakalım baş belası. Hadi yürü yürü. Bak daha duruyor. Poğaçacıya marş marş. Yaşasın. Dedemle poğaça yiyeceğiz, yaşasın. Sola mı? Sağa mı? Sağa mı? Sola mı gideceğiz? Sola. Sola dön oğlum, sola dön hadi. Ama az önce oradan geldik beyefendi. Soldan gelip buraya çıktık. Ne bileyim ben. Bu bacaksızın eseri olduk işte. Dön baba, dönüp duruyoruz. Bana bak çok bilmiş. Buralarda poğaçacı olduğundan emin misin ha? Annenle geldiğin yer burada mıydı? Yokuştaydı. Çok yokuş. Neredeyse şehir dışı burası efendim. Gecekondu bölgesi. Buralarda öyle fırın yahut pastane olacağını sanmıyorum. Sen ne bilirsin akıllım? Var işte, var var. Tamam tamam tamam. Sakin ol yavrum. Varsa ne yapar eder buluruz. Merak etme. Murat oğlum, şu yokuşa doğru biraz daha git bakalım. Belki birine rastlar sorarız ha. Baş üstüne efendim. Nasıl bir dükkandı sevgicim? Yani eski miydi yoksa yeni miydi? Gıcır gibiydi akıllım. Kırmızı boyası vardı. Sandalı bilen kırmızıydı. Sandal mı? Dur bakalım Murat. Ne sandalı kızım? Yani önünde sandal mı vardı? Bir sürü. Demek poğaçacı dediğin yer sahildeydi. Yani deniz kıyısında. Ha? Vardı ya. Ama sen bize dağ tepe aşırıp şehir dışına kadar getirdin sevgicim. Döneyim mi efendim? Aklıma geldi akıllım. Buradan gidiliyor işte. Aklıma geldi. Tamam Murat, tamam oğlum. Bu çaçoron gidelim diyorsa gideceğiz işte. Baş üstüne efendim. Aklıma geldi işte. Burası, burası. Emin misin yavrum? İyice hatırlıyor musun? Dur bakayım. Ha? Miniyim, bebeğim. Şiş göbek dedesinin minik bebeği. Neden keçi gibi inat ediyorsun ha? Merkezde her caddede bulabiliriz poğaçacı. Dede, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Kulağına akın mı? Tamam tamam hadi kulağıma söyle. Dede, çişim geldi. Hay Allah, bir bu eksikti. Murat dur oğlum dur. Hadi aç kapıyı da in bakalım. Git yap çişini hadi. Murat koş oğlum koş. Aman Allah'ım. Geliyorum efendim, geliyorum. Çabuk oğlum çabuk. Sen aşağıya doğru bak. Ben şu taraflara bakacağım. Sevgi mi efendim? Sevgi mi? Evet sevgi. Sevgi yok. Ortada yok. Çabuk ol ne olur. Tamam. Telaş etmeyin efendim. Şimdi buluruz. Tamam. Sevgi! 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 Aman Allah'ım. Sevgi! Sevgi bebeğim. Nereye gider bu canavar? Burada gidilecek neresi var ki sanki ya? Her taraf sokak dolu. Daracık sokaklar. Pis sokaklar. Çamurlu taşlı sokaklar. Sevgi. Bu taraflarda yok efendim. Olsa görünürdü. Bakın buralar dümdüz arazi. Sokak aralarına bakarak gel Murat. Her yana bak ne olursun. Tamam efendim. Baba. Başar. Eve az önce geldim baba. Ne zaman dönüyorsunuz? Sevgi ne yapıyor? Telefonu verir misin konuşayım? Veremem. Konuşamaz. Baba neler oluyor? Sevgi yok. Sevgi kayboldu. Arıyorum ama o kayboldu. Nasıl kaybolur? Hemen geliyorum. Nerede olduğunuzu yolda bildirin bana. Hemen geliyorum. Suç benim oğlum. Suç benim. Benim yanımda herkes kaybolur. Çünkü salak. Ben salak biriyim. Yok efendim yok. Yok. 3 sokağa çepeçevre dolaştım yok. Ne biçim yer burası ha? Ne biçim yer? Dağ başı mı burası? Kerbela mı? Allah'ın kulu geçmez mi burada? Bakın efendim, buradaki insanların pazarı tatili yoktur. Bir ikinci, üçüncü işe koştururlar da ancak geçinirler. Bu saatte kimi bulabiliriz ki? Polise gidelim. Biz de polise gidelim o zaman.
Şey efendim, bana sorarsanız Başar Bey'i bekleyelim derim. Sana soran kim? Ara çabuk. Tamam, biri geliyor efendim. Bir adam geliyor. Demek buralarda yaşayanlar da varmış ha. Bakar mısın delikanlı? Buyurun. Küçük bir kız arıyorum. Torunumu yani. Kaybettik onu. Acaba diyorum siz gördünüz mü? Görmedim. Ama dert etmeyin. Burada hangi kapıyı çalsa sahip çıkarlar ona. Evlere bir sorun. Bulursunuz, dert etmeyin. İşte bu da bir başka kaçık. Ne yapacakmışız ha? Evlere soracakmışız. Sakin olalım efendim. Biraz dinlenin arabada. Hiç olmazsa Başar Bey gelene kadar lütfen. Eğer onu bulamazsak, eğer Sevgi'yi bulamazsak bu araba tabut olur bana, tabut. Evet, bekleyelim şimdi. Başar'ı bekleyelim. Aç bakalım şu tabutun kapağını. Çay daha Ayşecan. İçerdim de Saime abla. Çocuklar uyanır da sokağa dökülürler diye korkuyorum. Aa, 40 yılın başında birlikte kahvaltı ediyoruz kız. İki adım hadi bak da gel. Tamam. Gelmezsem anlayın ki uyandılar. Kapıyı açık bırak. Kukumav kuşu. Bütün gün böyle sus pus oturacak mısın? Bir kelime et de bakalım konuşmayı biliyor musun? Bugün pazar. Çay vereyim mi çay? Bugün pazar. İkisi de uyuyor da. Kapıyı açık bıraktım Saime abla. Seslenirlerse duyarız diye. İyi ettin kız, karakışta değiliz ya. İşte şimdi gönül rahatlığıyla içerim çayını. Otur öyleyse, otur da uzat şu bardağını. Sen içmiyor musun Melek? Yarın pazartesi. Aa, o şimdi haftanın günlerini ezber yapıyor, bırak. Minik kuşum yarın uçup gidiyor. Yarın pazartesi. Minik kuşum mu? Sevgi odada uyumuyor mu Saime abla? Ne uyuması Ayşecan? Sevgi başka evde yaşıyor artık. Yani hanımın kızı köyüne götürdü Bıcır'ı. Ay, bir çeşit hava değişimi işte. Aa, kız soğuttun yumurtanı, alsana, al hadi al al. Hele onun için dünyası kararmış meleğin. Ay, minik kuşundan ilk defa mı ayrı düşüyorsun yoksa kız? İlk defa. Ne zordur ayrı düşmek, Allah göstermesin. Ben bir dakika ayrı kalamam valla. Vicdansız anneler kalıyor işte. Aa, ben onu mu demek istedim kız? Sana kim vicdansız diyebilir ki senin gibi anneye? Ben diyorum. Kendim diyorum ya. Başkalarının söylemesine gerek var mı? Bayan vicdansız, çay istiyor musun istemiyor musun? Sen onu söyle. Çaydanlığı havada tutmaktan kolum kopacak valla. İstiyorum istiyorum. İyi ya, tut. Tut şu süzgeci hadi tut. Anne. Sevgi. Sevgi. Aa. Sen ne arıyorsun burada? Ben sana geldim anne. Seni çok özledim. Nasıl geldin? Kim getirdi? Seni buraya kim getirdi? Kendim geldim anne. Boğazdan buraya tek başına. Şiş göbek dedeye kandırık yaptım anne. Poğaça kandırığı yaptım. Sonra çişim geldi diye indim. Sana geldim işte. Deli olacağım. Deli olacağım. Onların yanından kaçtın öyle mi? Seni çok özledim anne. Hepsini istedim anne. Anneciğim. Hayır. Gelme, dur orada. Melek. Karışma. Sen karışma. Siz karışmayın. Sakın gelme. Olduğun yerde dur ve dön geldiğin yere git. Anne, sana sarılacağım işte. Seni öpeceğim anne. Çok özledim. Ben seni özlemedim. Anne. Hiç özlemedim. Anne. Anne, anne, anne. Başka bir halt bilmez misin sen kız? He? 4 yılı da geride bıraktık, hala anne. Bıktım artık. Bıktım senden. Sırtıma kene gibi yapıştın. Nefes bile aldırmadın bana. Anne, ben senin bebeciğin değil miyim anne? Değilsin. Kimse benim bebeciğim değil. Sen de değilsin. Bıktım senden. Defol. Beni hiç sevmiyor musun anne? Neyini seveceğim senin kız? Mızmız şey. Sağlıksız mahluk. Düşüp düşüp bayılırsın. Aptalın tekisin sen. Neyini seveceğim? Anne, ben hiç bayılmadım artık. İyi doktorlara götürdüler de onun için bayılmadın. Pahalı ilaçlar verdiler de onun için bayılmadın. Benim yanıma gelince yine başlarsın. Mız 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 mız. Çek git buradan. Nereden geldinse oraya. Hadi 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 defol. Ama beni uzağa götürecekler anne. İyi ya işte. Gidebildiğin kadar uzağa git. Ben de hayatımı yaşayayım. Senin yüzünden insanlığımı unuttum. Kadınlığımı unuttum. 4-5 yılda ihtiyarlattın beni. Yeter artık, senden bıktım. Yeter yeter. Sana sarılacağım anne. Hayır. Sarılacağım işte, sarılacağım. Sarılmak mı istiyorsun ha? Al sana sarılmak. Bana vurdun anne. Bana bak Melek. Sen bana bak.
At şu musibeti kapı dışarı, yoksa daha çok tokat yiyecek, daha çok. Sen bana vurdun akıllım. Sen beni dövdün bilem. Sen benim annem değilsin bir kere. Değilim be, değilim. Kaç kere söyleyeceğim? Annen değilim. Senden bıktım. Seni sevmiyorum, anladın mı? Seni hiç sevmiyorum. Asıl ben seni daha bilem sevmiyorum. Hiç bilem sevmiyorum. Sen benim annem bile değilsin artık. Ben başka anneleri daha bile çok seveceğim artık. Seni hiç sevmeyeceğim artık. Hiç sevmeyeceğim. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Nereye gideceğini bile bilmiyorsun bebeğim. Onları bulamazsan kaybolacaksın. Dur kız. Dur, dur, ben de geliyorum. Neler oluyor Saima abla? Sen niye koşuyorsun? Parmak kadar çocuk kız. Yol bilmez, iz bilmez. Bir de sormaz mı niye koşuyorsun diye. Melek, beni bekle kız, geliyorum. Ay. Nerede kız? Ne yana gitti? Orada işte, yokuş aşağı top gibi yuvarlanarak koşuyor bebeğim. Ay, istersen ben sağdan önünü keserim kız. Sağdan git ama önünü kezme. Onları bıraktığı yeri bulsun istiyorum, anladın mı? Bulamazsa o zaman çıkarız karşısına. O zaman alır döneriz. Sakın önüne çıkma. Ah canım, ah canım. Şuna bak nasıl da ağlıyor. Ay, ağladıkça nasıl da koşuyor. Saime abla, aşağıdalar. Sola bak. Gel buraya, gel gel. Hani nerede, neredeler? Tam sola bak kız. Eskici Sayın Baba'nın deposunun arkasına bak. Ha, gördüm. Koca kara bir araba. O da orada. Neydi adı? Başar. Ha işte, her neyse, o da orada. Şişman adam da babası olmalı. Biraz sokulalım, duvarın dibine doğru sokulalım. Ha, bir adam daha çıktı ortaya. Koşarak geliyor. Başar Bey, bir ağlama sesi duydunuz mu? Hı? Bir çocuk ağlıyor Başar Bey. Odur. Sevgidir. Kesin sevgidir. Dinle baba, dinle bak. Evet baba, o sevgi bu. Sevgi, sevgi, sevgi. Sana şükürler olsun Allah'ım, buldular. Bebeğimi buldular. Saime abla, onu buldular. Ah, bizim canavarı buldular. Ah, şuna bak, Başar mı neyse kucağına aldı, getirdi kızı. Tamam sevgicim, korkma canım. Bak, bak gene beraberiz. Beni çok korkuttun. Beni çok korkuttun minik kuş. Senin yüzünden kayboldum şiş köpek, desene şuna Sevgi, ha? Hadi. Bana bir şey söylemeyecek misin sevgicim? Seni sevmiyorum. Başarı da sevmiyorum. Hiç kimseleri bilen sevmiyorum. Sevmiyorum işte. Aç kapıyı Murat. Hadi yavrum. Hemen eve dönelim, hemen. Tamam. Buyurun efendim. Hadi bakalım bebeğim. Buyurun. Hadi bakalım, eve dönüyoruz. Sana 100 tane poğaça alacağım. Poğaça da istemiyorum. Seni de istemiyorum. Şiş köpek de değil. Hiç istemiyorum. Hadi Murat, hadi gidelim. Gidiyoruz efendim. Gitti bebeğim. Gitti. Yaşamaya gitti Saime abla. Doğru valla. Yanında kalsa sen öldürürdün onu. Saime abla, neler diyorsun sen? Yalan mı kız? O ne biçim vuruştu öyle ha? Dedim, kızının zanlısı olacak bu karı dedim. Tokadın sesi aşağı mahalleden duyulmuştur. Vallahi kız öldü diye düşündüm o an. Hiçbir şey öldüremez ama bu tokat öldürür çocuğu dedim. Onu o tokat yaşatacak Saime abla. Onu Amerika'ya o tokat götürecek. Ne dersin? Bizim Ayşecan çayın altını söndürmüş müdür acaba? Geliyorlar. Evet kaptan. Bir eksiğimiz yoktur umarım. Anlamadım. Uçakta eksiğimiz yoktur inşallah dedim. Bir eksiğimiz var tabii kaptan. Eksiğimiz mi var? Ne eksiğimiz ne? Kuş sütü kaptan. Hosteslerin en güzeli olabilirsin ama esprilerin çok soğuk. Bu iki kız da nereden çıktı kaptan? Patronun yanında böyle kasıla kasıla yürüyorlar. Onlar uçağın yeni hostesleri. Kaptan. Şaka kızım şaka. Onlar beyefendinin özel sekreterleri. Aynı zamanda ikisi de ikişerdir bilen çevirmen, anlıyor musun? Ne dersin? Hazır mıyız kaptan? Hazırız efendim. Ayrıca uçuş için mükemmel bir hava efendim. Sevgi, bebeğim, tanıdın mı Selim amcayı? Kaptan o. Arka koltuklar pek rahat değildir. Benim yanımda oturmak ister misin? Uçağı ben kullanırım ama, tamam mı? Tamam. Şuna bak Ayşecan. Nasıl da süzüle süzüle gidiyor Allah. Sanki kanatları var gibi.
Var tabii Ayşecan. Kanatsız kuş olur mu hiç? O bir kuş, kuş. Biliyor musun? O benim kuşum. Onu ben uçurdum. Ben azat ettim onu. Gitsin de yaşasın diye ben açtım kafesinin kapısını. Ona azat ettim. Onu ben azat ettim. Çocuğu neden kovduğunu bilmiyordum kız. Keşke anlatmasaydın. İçimde bir şey parça parça oluyor sanki. İnsanda biraz da şans olacak ki. Bana sorarsan dünyanın en güzel kadınısın. Tertemiz yüzün ışık saçıyor. Hele şu elmacık kemiğinin üstündeki iki nokta ben var ya. Sanki seni bütün kadınlardan ayırıyor. Bambaşka biri yapıyor. Güzelsin. Akıllısın. Ama ne yapayım ki talihsizsin be melek. Talihsiz. Şimdi Saime delisi ne yapıyor biliyor musun? Her uçak sesini duyduğunda iş yerinin camına yüzünü yapıştırıp gökteki bebeğim için dua ediyor. Hayırlısıyla gitsin. Hayırlısıyla gelsin inşallah. Tabii hayırlısıyla gelecek Ayşecan. Başka türlü olur mu hiç? Olabilir mi? Fatma Hanım, Orhan Bey geldi efendim. Al kızım, al. Allah Allah. Orhan niçin gelmiş olabilir ki? Aa, bana ne soruyorsun? Senin güvenlik müdürün. Gel bakalım Orhan Bey. Buyur, buyur. Hayrola Orhan Bey. İstediğiniz şeyi getirdim efendim. Ne istemiştim ki? Adres efendim. Buyurun, adres burada. Ne adresi? Kimin adresi? Kadının adresi efendim. Küçük Sevgi'ye kan veren kadının adresi. Hastane kayıtlarından çıkardım. Evet evet, hatırladım hatırladım. Bugün minik kuşumuzu yolcu ettik de kafamız hep onunla meşguldü. Teşekkür ederim Orhan Bey. Ne demek efendim, görevim. İzninizle. İyi günler hanımefendi. İyi günler Orhan Bey. Geldim geldim. Bu kadar erken döndüğüne göre gene nasihat almış olmalısın. Söyle bakalım, gene elin boş mu geldin? Çiçeklerimi saymazsanız evet efendim. Yani sizi tanıyorum galiba yani. Yanlış gelmedim umarım. Bu adresi Leyla Hanım'ın diye vermişlerdi bana. Burada Leyla diye biri var tabii de şimdi yok. Üzüldüm efendim. Adım Başar. Biraz geç oldu ama küçük Sevgi'ye kan verdiği için teşekkür etmek istemiştim. Aynı zamanda özür dilemek tabii ki. Onun için o? Çocuğun durumunu sormak için evimize geldiğinde galiba biraz kabalık etmiş Betül Hanım da onun için. Betül mü? Evet. Ha, hatırladım, şu boyalı bebek. Betül'ü tanıyor musunuz? Birlikte gelmiştik evinize, yani Leyla'yla. Çiçekleri verebilir miyim lütfen? Tamam, geldiğinizi söylerim Başar Bey. Doğrusu gelmişken kendisini de görmek isterdim. Uzağa mı gitti acaba? Gece bekçisi komşumuz bir iş yerine gönderdi Leyla'yı. Yani iş arıyordu da hemen hemen iki saat oldu. Belki daha da gitmemiştir bile. Çünkü gittiği yer hayli uzakta. Neredeyse şehrin bir ucu. Ve Leyla da otobüsle gidecek tabii. Yani isterseniz... Evet evet isterim. İleriki günlerde hiç zamanım olmayabilir görmek için. Yani teşekkür etmek ve özür dilemek için. İyi ya, vereyim bir dakika. Tamam Murat. Adrese göre Leyla Hanım'ın geldiği iş yeri burası. Gireyim efendim. Hayır hayır, burası iyi. Burada bekleyelim. Ama istersen bir sor bakalım kapıya. Leyla Hanım diye biri iş görüşmesi için gelmiş mi? Baş üstüne efendim. Kapı görevlisi bir kadının geldiğini söyledi efendim. Ama ismini bilmiyor. Kadın personel şefiyle görüşmeye çıkmış. Sormadın mı güzel miydi diye? Çünkü hatırladığım kadarıyla güzel bir kadındı Leyla Hanım. Tabii ki soramazdın. Biraz bekleyelim. Eğer o kadın Leyla değilse çeker gideriz Murat. Ne de olsa görevimizi yaptık. Haklısınız efendim. Dışarıda öyle ayakta mı duracağız? Giderken binerim efendim. Sigara içmek içinse diyeceğim yok. Hayır hayır efendim, sigara içmeyeceğim. Öyleyse gir şu arabaya. Böyle seremonilerden hoşlanmadığımı bilirsin. Hadi gir. Peki efendim. Radyoyu açmamı ister misiniz? Bu mu efendim? Bu kadın mı? Bakın içeriden çıkıyor. Bilmiyorum ki. Giysileri değişmiş ama... evet evet o. Hep gülermiş gibi görünen beyaz yüzünden hatırladım. Leyla Hanım. Buyurun. Başar Bey. Burada ne işiniz var? Yoksa siz de iş aramaya mı geldiniz? Sevgiden haber mi getirdiniz? Hayır hayır. Sadece size teşekküre gelmiştim. Bu adresi Saime Hanım verdi. Çok şaşırdım doğrusu. Ne teşekkürü kuzum bu? Canım, Sevgi'ye kan verdiğiniz için teşekkür. Size kan parası verildiği için özür. Evet. Eşinizin sizin kadar kibar olmadığı kesin. Hayır, Betül benim eşim değil.
Uzaktan bir akrabamız olur. Öyle mi? Hı hı. Beni korkuttunuz biliyor musunuz? Sizi görünce Sevgi'den bir haber getirdiğinizi düşündüm birden. Kötü bir haber. Hayır, hayır, hayır. Ameliyat yarın yapılacak. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin lütfen. Buyurun. Buyurun. Lütfen, ben otobüsle giderim. Hem böyle bir otomobile binen bir işçiye kim iş verir kuzum? Sayenizde bu işi de peşinen kaybettim sayılır. Buyurun Leyla Hanım, sizi bırakmaya kararlıyız. Öyle değil mi Murat? Evet efendim. Buyurun hanımefendi. Hanımefendi mi? Ay doğrusu kulağa çok hoş geliyor. Peki tamam. Madem buraya kadar benim için yoruldunuz, bizim semte yakın bir yerde bırakırsanız çok memnun olurum. Ben arabama aldığım insanları asla bırakmam Leyla Hanım. Ne dediniz? Birlikte öğle yemeği yemeden önce yani. Ah teşekkür ederim, buna gerek yok Başar Bey. Ben teşekkür etmek için sabahın köründe aç bir ilaç kapınıza dayanacağım. Siz bir lokma yemeği benden esirgeyeceksiniz. Doğrusu bu gaddarlık. Çok hoşsunuz Başar Bey ama siz siz olun, bir daha yemeğe davet ettiğiniz kadınların elbiselerine şöyle bir bakın olmaz mı? Elbise benim için sorun değil. Benim için sorun. Ama benim için sorun olmayan bir yer var. Oraya gidersek yemekler benden. Tamam, fark etmez. Neresi olursa olsun. Nereye gidiyoruz beyefendi? Ben bilemem Murat. Komuta Leyla Hanım da artık. Hanımefendi? Ay bayılıyorum bu hanımefendi lafına. Bana adımı söyle yeter kardeşim. Nereye gidiyoruz Leyla Hanım? Leyla da kim? Ay öyle ya. Benim canım. Benim tabii. Şu okul dedikleri yer var ya, annelerin cenneti vallahi. Bu yılda başlamasalardı okula deli çıkardım Saime abla. Bir yandan iki çocuk, bir yandan en küçük çocuk. Ha, o da kim kız? Kim olacak kocam? Mendil cebinde mendilini bulamayan esas çocuk. Daha anlatıp duracak mısın aileni kız? Bak fincan buz gibi oldu. Tamam tamam, ver bakalım. Hmm. Kolaymış kız. Kendi falıma kendim de bakarım artık. Önünde bir bulut var ki derya deniz. Dünyanın bir ucuna... Önden o gidiyor, arkasından sen. Hı. Çok ama çok büyük bir kısmetin peşinden koşuyorsun Saime abla. Ama tutamıyorum. Yok be abla, kısmet dönüp dolaşıyor, gelip kapını çalıyor. Saniye kaçırmayan kısmete vay 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 vay. Sözünü unutma kız, açayım şu kısmetin kapısını hele. Yumurta var mı kız, yumurta? Yok ama senin için yumurtlarım canım. Aa, şakayı bırak Saime abla. Yemeğe davetlilerim var. Aa, nerede şu yumurtacılar? Yan tarafta. Arabayı park ediyorlar. Aa, hem de arabalı yumurtacılar ha. Saime Hanım. Benden kurtulduğunuzu sanmıştınız herhalde. Aa, sen şimdi bu herifi yemeğe mi çağırdın kız? Herifleri. İyi günler efendim. Allah seni bildiği gibi yapsın kız. Buyurun Başar Bey, buyurun. Ne yiyeceklerse. Buyurun. Buyurun, buyurun, hoş gelmişsiniz. Ben de çıkıyordum tam. Giriyor muyuz? Yani girebilir miyiz artık? Açlıktan başım dönüyor. Aa, buyurun, buyurun. Şunlara birer kuzu kesiver kız. Şişt, delirme de yol göster herife. Hadi Murat Bey, ne bekliyorsun? Ben girmesem daha iyi olur efendim. Leyla. Leyla Hanım. Burası Başar Bey'in konağı değil kardeşim. Burada ayrı gayrı yoktur. Ve de bütün insanlar birdir. Bir daha da bana hanımefendi falan deme sakın. Ben de senin gibi bir işçiyim. Üstelik işi ve sigortası olmayan bir işçi. Gir hadi kardeşim, gir. Evimi beğendiniz mi Başar Bey? Yakında büyük bir balo vereceğim, sizi de beklerim. Önemli olan sahiplerinin güzelliği efendim. Evleri aydınlatan, içinde yaşayanların saçtığı ışıktır bence. Ne güzel sözler değil mi abla? Git bak bakalım Ayşe'de güzel yumurta var mı? Sizlerin yorulmasını istemiyorum. İzin verirseniz Murat pizza falan getirsin. Arabayla en geç 20 dakika sonra buradadır. Ne dersiniz? İyi de biz 20 dakika ne konuşacağız? Kendinizi anlatabilirsiniz mesela. Sizleri daha iyi tanımak isterim. Biz gördüğünüz bu sarayda yaşarız. İşçi kere işçi, evde var işçiyiz. Hadi hadi, bulabildiğiniz yere oturun. Aynı yerde durursanız ev yan yatabilir. Babam arıyor. Yoksa o da mı gelecek? Babam Amerika'da. Ha. Küçük sevgilin yanında. Alo baba. Başar. İki kere aramışsın ama doktorlarla toplantıdaydık yavrum. Ameliyat yarın. Türkiye saatiyle öğleden sonra 2'de başlayacak. Gece 9'a 10'a kadar sürer diyorlar. Sevgi nasıl baba? Morali iyi mi? Allah. Konuşmak için sırtıma tırmanıyor. Al.
Güzelim, nasılsın canım? Seni çok özledim bebeğim. Ben seni daha bile özledim akıllım. Sen tembelsin ama özledim. Neden tembel oluyorum akıllım? Beni bıraktın, orada kaldın, buraya gelmedin. Ama söyledim ya, çok işim vardı ya Sevgi. Ha? Sevgi, biliyor musun yanımda kim var? Biliyorum, Fatma annem var. Hayır, Leyla hanım var. Hatırlamıyor musun bebeğim? Hani yaralandığında sana kan veren hanım vardı ya, o işte. O da çok merak ediyor seni. Konuşmak ister misin bebeğim? Hiç bile istemiyorum. Onu hiç sevmiyorum, tamam mı? Sevmiyorum. Tamam canım, tamam. Geldiğinde konuşursun, tamam. Haklı çocuk. Tanımadığı bir kadınla ne konuşacak ki? Kendine hakim ol kız. Çok iyi. Sevgi çok iyi. Ameliyata yarın öğleden sonra alıyorlarmış. Çok iyi, morali çok yüksek. Yarın akşam bizi arayacağız. Doktorlar hiç mi bir şey dememiş eski haline gelir filan diye. Babamın sesine bakarsanız sonucun iyi olacağı şimdiden belli. İnşallah. Özür dilerim Leyla Hanım. Hata ettim. Sevginin sesini duymak hoşunuza gider diye telefonu size doğru uzattım. Sevginin sizi üzeceği aklımdan bile geçmezdi. Hata ettim. O yaşta çocuk telefona çıkan her yabancıya gülücük dağıtacak değil ya. Çocukları çok sever o. Çocuklar da onu çok sever. Böyle bir şey olunca tabii üzüldü. Ne yapalım biliyor musunuz Leyla Hanım? Yarın akşam telefon açtığımızda sevgiyle ilk konuşan siz olun. Ona ilk defa siz geçmiş olsun deyin. Ben onun için bir yabancıyım Başar Bey. Lütfen. Çok üzüldünüz biliyorum. Sesiniz de titriyor ama göreceksiniz. Sevgi hiç de öyle şımarık bir çocuk değildir. Yakından tanısanız onu çok seversiniz. Hem de çok. Yakından tanısam onu çok severdim, biliyorum. Tabii severdim. Sevilmeyi hak eden bir bebek o. Bir minik kuş. Acıyı küçük yaşta tadan minik bir serçe. Ve büyük bir insan kadar da akıllı. Biliyor musunuz çocuklar? Bu evde herkes her işi yapar. Çalışmaya hazırız Saima Hanım. Güzel. O zaman sen ekmeği dilimle. Ben ne yapayım efendim? Sen de şu iskemlenin yere düşen minderini al yerine koy. Şu köşede katlı duran örtüyü aç masaya yay bakalım. Şimdi efendim. Galiba en hafif işi bana verdiniz Saima Hanım. İçimizde en beceriksiz seni gördüm de ondan. yumurtalarınızı neli istersiniz bakalım? Neli var. Mutfağa bir bakayım söylerim size. Salamlı yumurta var. Sosisli yumurta var. Jambonlu, kaz ciğerli yumurta var. Ama hepsinin en güzeli yumurtalı yumurta var. Başar Bey, kötü bir şey yok ya. Siz de her saniye kötü haber bekliyorsunuz. 3 saat sonra telefon edeceğiz biliyorsunuz. Konuştuğumuz gibi sizi almaya geldim. Anlamadım. Nereye gideceğiz? Yemeğe. Kuzum, siz yemekten başka bir şey düşünmez misiniz? Tabii düşünürüm. Mesela kahvaltı. Hiç aklımdan çıkmaz. Hadi, çok açım. Siz gidin Başar Bey, gelemem ben. Sevgiyi merak etmiyor musunuz? Ameliyat nasıl geçti öğrenmek istemez misiniz? Hadi Leyla Hanım, restoranda yerimiz ayrıldı bile. Lütfen, ısrar etmeyin. Ama neden? Benim yanımda gülünç olursunuz. Neden? Benim en güzel elbisem bu Başar Bey. Sizin gibi şık birinin yanında benim gibi birini gören herkes güler size. Anladım. Kürk meselesi. Ayşe Hanım. Buyurun efendim. Masadaki şu sürahiyi alır mısınız lütfen? Olur, alayım. Güzel. Saima Hanım'a söylerseniz masa örtüsünü ben aldım. Aa, ne yapacaksınız onu? Ceketimi çıkarıp onu saracağım vücuduma. Beni görenler de Leyla Hanım'a gülsün biraz. Hı? Bakın. Şöyle işte, tamam mı? Güzel mi ha? Şimdi gidebilir miyiz Leyla Hanım? Ay kuzum, atın şunu üstünüzden, çok komik oldunuz. Nasıl Leyla Hanım? Beğendiniz mi? Ben hayatımda bu kadar güzel bir yer görmedim. Olacak gibi değil. Yemekleri nasıl buldunuz? Ay yapmayın kuzum. Sanki her akşam buralarda yiyormuşum gibi. Peki o zaman. Kadehleri sağlığınıza kaldıralım mı? Olur. Kaldıralım da. Evet. Sonrasını düşünüyorum. Beni taşırkenki halinizi yani. Kim bilir ne komik olursunuz. Ne yani?
Hiç mi içmezsiniz yoksa? Akıl erdirmeniz imkansız değil mi? Hiç rahatsız olmuyor musunuz kuzum? Neden rahatsız olacağım? Herkesin bu yana bakmasından. Güzel bir kadına herkes bakar. Onlar bana değil, elbiseme bakıyor Başar Bey. Gene mi elbise? Şef. Buyurun efendim. Masa üzerinde ne varsa alın lütfen. Hayrola efendim, bir kusurumuz mu? Hayır. Sadece şu ceketten sıkıldım. Masa örtüsünü omuzuma alacağım. Ama efendim yani... Tamam, ben vazgeçtim. Bir daha elbise kelimesini ağzıma almayacağım, tamam. Güzel. O zaman gidebilirsiniz şef. Baş üstüne efendim. Alemsiniz Başar Bey. Karakterinizi incelemekten saati sormayı akıl edemiyor insan. Ben de bütün bunları saatten söz etmeyeyim diye yapıyorum. Ayrıca bir şey daha yapabilirim Leyla Hanım. Sizi dansa kaldırabilirim. Dansa mı? Hı-hı. Sevgilin ameliyatını unutup eğlenmeye mi geldik buraya Başar Bey? Beynimizi oyalamak zorundayız. Yoksa zaman nasıl geçer? Ne dersiniz? Delisiniz de. Beni böyle ayakta bekletecek misiniz? Ay Başar Bey, ben hem dans bilmem hem de... Görelim efendim, görelim. Gerçekten bilmiyorsanız otururuz. Siz çılgınsınız. Ben de çıldırmış olmalıyım. Harika. Gayet güzel dans ediyorsunuz. Evet. Dans edenlerin boynu kırılacak bana bakmaktan. Güzel kadınlara bakarlar. Hele bir de güzel dans ediyorsa. Hele yazlık ayakkabılarla dans ediyorsa. Bu sefer de ayakkabı mı? Bir dakika duralım. Ayakkabılarımı çıkarmak istiyorum. Siz gerçekten çılgınsınız. Hayır, sadece eğlenmenizi istiyorum. O kadar küçükler ki ancak birbirimize sokulunca fark edebildim. Tam da elmacık kemiğinin üzerinde. Benlerim mi? Evet, ancak çok yakından görülebiliyor. İki minik nokta. Güldüğünüzde de görünmez oluyorlar. Kırışıklar arasına saklanırlar hemen. Çok hoş. Nasıl? Eğleniyor musun? Benim sizi eğlendirmeye çalışmam gerekirdi. Belki o zaman kızınızın durumunu biraz olsun unutabilirdiniz. O benim kızım değil. Ne dediniz? Benim karımla kızım öldü. Kızım Sevgi'nin yaşındaydı ve onun kadar güzel. Deniz aldı onları benden. Ki ya Sevgi? Kimin çocuğu bilmiyorum. Onu denizde buldum. Sanki kızımı geri vermek ister gibi onu bana Deniz getirdi. İskelemize çarpmış bir kayığın içindeydi. Akıntı açıklardan sürüklemiş olmalı. İskeleye çarptığında yaralanmıştı. Sizin kan verdiğiniz akşam işte. Şu anda yapılan ameliyatı atlatırsa, yaşarsa onu bir daha asla bırakmayacağım. Biliyor musunuz? Onu nüfusuma geçireceğim. Evet, mahkeme kararıyla nüfusuma geçireceğim. Ailesi buna izin verir mi? Ailesi yok. Babası ölmüş. Annesi intihar etmiş. Kimsesi yok, yapayalnız. Ama bundan böyle asla yalnız kalmayacak. O artık bir Azderhan olacak. Sevgi Azderhan. Diyelim ki annesi yaşıyor çocuğun. Yani olacağından değil ya, yaşıyor. Çıktı ortaya, annesi benim dedi. O zaman ne olacak? O zaman da yargıç soracak kadına. Neden uydurma intihar mektupları yazdın diye. Neden çocuğunu denizin ortasında bir başına bırakıp hayatını tehlikeye attın? Neden hasta olduğunu bildiğin halde kızını tedavi ettirmedin diye? Ülkenin en iyi avukatları bana bağlı Leyla Hanım. Hukuk hayatları boyunca kaybettikleri tek dava yoktur. Sevgi bunu biliyor mu? Sizi ailesi olarak kabul edecek mi acaba? Beni çok seviyor. Babamı seviyor. Fatma annemi seviyor. Bize gelince biz ona anlatılmaz bir sevgiyle bağlandık. Bu kadar kısa zamanda fethetti bizi. Annesini hiç mi aramıyor? Hakkında bugüne kadar tek kelime bile etmedi. Sanırım kendisini yapayalnız bıraktığı için annesini affedemiyor. Hadi bakalım, kadehlerimizi alıp terasa çıkıyoruz. Terasa mı? Burada terasta mı var yani? Ne yapacağız terasta? Telefon edeceğiz Leyla Hanım. Zaman geldi. Amerika'ya telefon edeceğiz. Hadi bakalım, hadi. Vakit o kadar oldu demek. Oldu tabii. Bu taraftan. Ameliyatı soruyorum baba, ameliyatı. Ne olmuş ameliyata? Yapıldı geçti işte. Bırak da torunumla mışıl mışıl uyuyalım biraz. Yaşasın. Bitmiş. Ameliyat bitmiş. Doktorlar ne dedi biliyor musun oğlum? Sevgi'ye ne dediler biliyor musun? İkinci hayatına hoş geldin güzel bebek dediler. Yeniden doğdun dediler. Bana derler külhanlı gibi... Basmalı. El tavizi basmalı. Tamam mı? Kim bu dünyada?
dünyanın sahibi? Ha? Söyle bakalım. Kim? Ben tabii. Ben. Yok baba. Aman. Kim olursa olsun. Bağır. Neler oluyor Saim abla? Meleğin sesi değil mi bu? Oh Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Aa, niye şükrediyorsun ki? Ha, sevgi kurtuldu Ayşecan. Sevgi kurtuldu kız. Daha mı şükretmeyeyim? Başım. Ay 10 saattir uyuyorsun kız. Silkin artık hadi. Ay başım çatlıyor ağrıdan. Soğuk suyu çarptın mı yüzüne bir şeycin kalmaz. Hadi kalk. Midem kazınıyor. Zırnık yok. Sadece bir sade kahve içeceksin o kadar. Hadi kalk yüzünü yıka kalk. Dünya dönüyor gibi. Dünya zaten dönüyor. Güneşin etrafında nasıl dönüyorsa sarhoşların etrafında da öyle döner. Gel al şu kahveni bakayım al. Saim abla, başardım değil mi? Kızımı kurtardım değil mi? Hem de nasıl, mucize yarattım vallahi, mucize. Ay, ne zaman dönüyor benim cimcimem? Bir hafta kalması gerekiyormuş. Son aradığımızda öyle dediler. Bir hafta sonra bebeğin kollarına atılacak demek. Öyle, ama bırakırlarsa. Kim bırakmayacak ki kız? Onu bana hiç vermeyecekler. Onu nüfuslarına geçirip evlat edinmek istiyorlar Saim abla. Düşünsene. Benim kızımı, biricik bebeğimi evlat edineceklermiş. Kim? Kimin haddini öyle bir şey yapmak? Nasıl alabilirler ki senin kızını? Elbette alamazlar. Da benim korkum onların alması değil. Öyleyse ne? Ne kız? Ya Saim abla ya. Ya benim bebeğim onlarla yaşamak istersen olacak. İyi gene zırvalıyorsun kız. Bebeğim onları sevdi Saime abla. Onlara alıştı. Şımartılmaya alıştı. Gemilere, uçaklara, oyuncaklara alıştı. Al bebek, gül bebek yaşamaya alıştı. Üstelik de annesi onu evden kovdu. Tokat attı, kapı dışarı etti. Onların kucağına itti. Bu yüzden annesini de sevmiyor. Ya onları seçerse, ben ne yaparım Saime abla? Deli misin sen ha? Kızının sana ne kadar düşkün olduğunu ne çabuk unuttun. Küçük sevgi senden vazgeçecek. Daha neler kız. Bir yandan da diyorum ki, madem azat ettin onu, madem başka bir yuvaya uçurdun, bırak orada yaşasın diyorum. Ne? Orada yaşarsa bir geleceği olur diyorum. İyi beslenir, iyi giyinir, yüksek okullarda okur. Belki doktor çıkar, saygı gören bir insan olur diyorum. Varlık içinde yaşar diyorum. Her şeye sahip de olsa gene bir eksiği olacak ama. Ne eksiği olacakmış? Anne, saydığın o güzel şeyler, tahsil, terbiye, varlık filan yani. Bir annenin yokluğunu unutturabilir mi sanıyorsun? Hadi eski köye yeni adet getirme. Bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bunları kurup durma da ben gelene kadar uzan da kafanı dinle biraz. Gelene kadar mı? Nereye gidiyorsun ki? Otobüs bileti almaya. Akşehir'e gidip geleceğim. Bensiz kafanı dinlersin birkaç gün. Akşehir'e gitmek de nereden çıktı şimdi birdenbire? İşte buradan çıktı. Ne bu? Bir telgraf. Hayrola? Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Bir teyzen olduğunu bile bilmiyordum ben. Gömmüşler bile. 90'ındaydı. 2 göz odası vardı bana bırakmış. Gel de üstüne al evi diyorlar. Emekli olup oraya yerleşeyim diyorum. Yarın da evin tapusunu almaya gideceğim. Bir haftada gidip gelir miyiz acaba? Gidip gelir miyiz de ne demek? Sana ne oluyor? Sevgi bir hafta sonra geliyor Saime abla. Burada oturup koca bir hafta Ayşecan'a fal baktıracağıma gidip Nasrettin Hoca'yı ziyaret ederim. Ne diyorsun kız? Benimle gelir misin sahiden? Masraflar senden olduktan sonra. Nasıl olsa alıştım hazır yiyiciliğe. Çok sevindim. Demek beni yalnız bırakmayacaksın. Sen beni hiç yalnız bıraktın mı ki? Ne yalan söyleyeyim. Böyle birdenbire ben de geleyim deyince... Gene bir bildiği vardır diye düşündün. Vallahi de öyle düşündüm kız. Sen fesatsın biliyor musun? Her şeyin altında bir kötü niyet arıyorsun. Öyleyim hem de. İnkar edecek değilim ya öyleyim. Ama sen de pek sağlam ayakkabı değilsin hani. Güzel bir kasaba değil mi Melek? Güzel de laf mı Saime abla? Şirin, yemyeşil, huzur dolu bir yer. Harika. Hani insanın bir evi bir işi olsa şeytan görsün İstanbul'un yüzünü. Her taraf cıvıl cıvıl çocuk dolu. Neşeli, canlı.
Ay, ben burayı çok sevdim Saima abla. İşçi muhiti, memur muhiti. Büyükler hep işte, çocuklar hep oynaşta. Bakıyorum tapuyu koyacak yer bulamıyorsun. Kaybedersin kız. Kaybolsa ne olur ki? Nohut oda, baklo sofa bir ev işte. Kiraya vereyim desem üste para isterler vallahi. Saima abla, senin yerinde olsam burada yaşarım vallahi. Ben de öyle düşünüyorum Melek. İstanbul'a dönünce emekliliğimi isteyeyim, ikramiyemi alıp buraya yerleşeyim diyorum. İstanbul'dakini de üçe beşe neye bulursam satarım, emekli maaşım filan geçinir giderim diyorum. Eğer düşündüğünü yapmayacaksan bana kirala. Ne o? Burada mı yaşayacaksın? İki gün içinde benden gizli iş mi buldun yoksa? Sokaklar iş dolu iş. Şunlara bak, hepsi de daha ilkokul çağı gelmemiş minicik çocuklar. Azıcık bir paraya onlara göz kulak olsan gül gibi geçinip gidersin Saima abla. Yani kreş gibi, yuva gibi ha? Yuva gibi değil, yuva. Hem o çocukları büyütürsün hem de kendi kızını. Buraya benimle gelmeye kalkıştığında bir domuzluk düşündüğünü anlamıştım. Söyle bakalım kaç tane? Kaç tane ne? Tilki. Kaç tilki dolaşıyor kafanda gene? Tilkiyi bırak da elini uzat kadın. Evi bana kiraya verdin mi vermedin mi? Kirası ayda 10 milyar. 4 yıllık peşin. Ortalığı kırıp dökmene karşılık 500 milyar depozito. Ayrıca da her yıl yağlı boya badana yapacaksın. Kiranın lafı olmaz bilirsin ama kararım karar. Bir haftaya kalmaz emekli olur yerleşirim buraya. 16 yaşımdan beri çalışıyorum, yeter artık. Ama istersen İstanbul'daki kulübeyi sana kiralarım. Ayda 2 milyar kira. 5 yıllık peşin, 500 milyar depozito. Ama tabii bir de şartım var. Ya şartın var demek. Neymiş bakalım şartın? Eve erkek almak yok. Başar Bey, hayrola? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Sizi ziyaret etmem için kötü şeyler olması mı gerekiyor? Yarın sabah 9'da sizi almaya geleceğim de haber vereyim dedim. Hayrola, birlikte seyahate mi çıkacaksınız? Hayır, seyahatten dönenleri karşılayacağız. Yoksa geliyor mu ha? Geliyor mu? Saat 9'da havaalanında olacak. Ah, duydun mu Saima abla? Geliyormuş, küçük cimcime geliyormuş. Ah, çok sevindim Başar Bey, çok gözünüz aydın. Durumu nasıl, sağlığı nasıl? Mükemmel. Az önce telefonda bülbül gibi şakıyordu. Oh. Sabah 8.30'da buradayım Leyla Hanım, tamam mı? Buraya kadar zahmet etmeyin Başar Bey. Ben gelemem. Affedersin ama ben... Yani küçük Sevgi'yi karşılamak istersin diye düşünmüştüm. Yarın işim var. Daha doğrusu iş başvurusu için bir fabrikaya gideceğim. Ne yani? Sen iş mi arıyorsun? Siz sağır mısınız? 50 kere söyledim işim yok diye. İlk defa mı duyuyorsunuz? Hay Allah. Hiç ciddiye almamıştım. Ayaksın. Tok açın halinden anlamaz derler. Yarın havaalanına geliyorsun. İş aramaya gitmiyorsun. İşin holdingde hazır. Yani şimdi sen ona iş mi vereceksin? Evet. Benim katımda çalışacak. Belki de üçüncü sekreterim olacak. Tamam mı? Yarın sabah 8.30'da buradayım. Gelemem. Küçük Sevgi'yi seviyorsun sanıyordum. O beni sevmiyor. Geçen ay telefonda bağırıp durdu onu istemiyorum diye. Unuttunuz mu? Gelemem ben. Sonra belki birkaç gün sonra telefon eder sorarım hatırını. Peki tamam. O zaman perşembe günü mahkemeye gelirsin. Mahkemeye mi? Evet. Ameliyatın başarılı geçtiğini öğrenir öğrenmez davayı açtım. Ve duruşma tarihini aldım. Sevgiyi nüfusuma geçireceğim. Yani artık resmen onun babası olacağım. Yani mahkeme Sevgiyi size mi verecek? Kesinlikle evet. Peki ya annesi ölmemişse, yaşıyorsa? Ya mahkemeye gelip de işte kızımın kimliği, işte doğum raporu diye yargıcın önüne atarsa? Yani olur, dünyanın bin türlü hali var. Kızını ölüme terk etmiş, ona gerektiği gibi annelik yapmamış. Ameliyat edilmesi gereken kızını gece vakti denizin ortasında ölüme terk etmiş. Tabii yaşıyorsa kızına bakabileceğini, eğitimini sağlayabileceğini mahkemeye inandırması gerek. Ama zaten kadının öldüğü de kesin. Perşembe saat 10'da. Unutma. Şoförüm gelip alır seni. Sevgiyi orada görürsün. Ne? Sevginin ne işi var mahkemede? Yargıç onunla konuşacak, sorular soracak. O gelmeden olur mu hiç? Öyle ya.
Gelecek olursam telefon ederim Başar Bey. Bana numaranızı bırakın, telefon ederim. Bir dakika, bir kalem var mı? Gerek yok, bunu al. Ama bu bir cep telefonu. Sana armağanım olsun. İçinde hepimizin numarası var. İstediğin zaman bir tuşa basıp benimle ya da sevgiyle konuşabilirsin. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Başar Bey. Saat tam 9 Saime abla. Sevgiyi getiren uçak bu olmalı. Kapı açılıyor Melek. Açılıyor, açılıyor. Ay, dışarı çıkanlar var. Sevgi. Bebeğim, canım. Geldi yavrum. Şuna bak Saime abla, şuna bak. Geldi. Sağ salim geldi Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şükürler olsun. Kızım döndü. Kızım yaşayacak. Bebeğim yaşayacak. Döndü, döndü, oo, döndü. Canını yerim senin kız bıcırık, kız cimcime. Oh, yerim seni, yerim, yerim. Oo, şuna bak hele. Saime abla, Başar'ın verdiği telefon yanımda. Açıp bir alo desem mi bebeğime? Ha? Sesini bir kerecik duysam olmaz mı? Olmaz mı? Söylesene be kadın, olmaz mı? Senin yerinde olsam bu tepeden uçar gider sarılırdım kızıma be. Sen ne biçim soğukkanlı şeysin ha? Yüzdüm kuyruğuna geldim. Son anda her şeyi berbat eder miyim ha? Ay şuna bak kız. Şu yumurcağın yaptığına bak. Nasıl da kenetlendi Başar'ın boynuna. Ay sanırsın öz babasına sarılıyor. Ya Başar, ya Başar. Öpmeye doyamıyor baksana. Sanırsın ki öz kızı. Öz ana burada durmuş. Öz kızına başkaları sarılıyor. Başını şöyle tut bakayım. Aa, aa. Yoksa bizi kandırdın mı kız? Ameliyat falan olmamışsın sen. Aa, bak hiç iz yok kafanda. Saçımı kaldırıp baksana akıllı. Bakayım. Aa, sen buna iz mi diyorsun? Kalemle çizgi çekilmiş gibi bir şey bu. Saçları uzarsa o iz de kalmayacak, çok bilmiş hanım. Gel bakalım gel. Bütün gün havalarda süzülüp durdun. Bu yorgunluk senin için çok fazla. Doğru odana çıkıyoruz ve en az 2 saat mışıl mışıl uyuyoruz, tamam mı? Ya sen? Ben de uyuyacağım. Benim yanımda mı? Tabii ki senin yanında canım benim. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Şimdi hiçbir sorunu kalmadı değil mi? Yani bir süre sonra yeniden böyle bazı... Hayır, hayır, hayır. Şu anda yeniden doğmuş gibi. Doğduğu zaman nasıldıysa bugün de öyle. Ama biliyor musun Fatma... Ameliyata götürmeseymişiz bugün onun yasını tutuyor olacaktık. Ne demek ameliyata götürmeseymişiz? Neden götürmeyecekmişsin? Paranı istif edip öbür dünyaya mı götürecektin? Sen de merak ediyor musun Betül? Neyi? Şu kadını ne zaman öldüreceğimi. Bu ne kız? Bu evin içinde mızıkacılar varmış gibi nereden geliyor bu ses? O ses kocanın yıllarca bekleyip de alo diyemeden öldüğü telefonun sesi. Ay 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 ay, senin telefonun da var diye unuttuk. Benim değil, Başar'ın. Bu herif sana yanık galiba kız. Her gün bir bahane bulup arıyor. Aramasa da çat kapı gelip dikiliyor karşına. Ay açsanız şunu ya, car car car. Açmayacağım. Nedenmiş o? O başka bir dünyanın insanı. Konuşacak neyimiz olabilir ki? Sevgiciğiniz olabilir mesela. Ah, aman Allah'ım. Ya kızıma bir şey olduysa? Başar. Ah, Sevgi. Başar'ı istiyorum ben, anladın mı? Sevgi. Beni tanımadın mı bebeğim? Anne. Canım. Canım canım bebeğim. Bir tanem, güzeller güzeli. Sevgim benim. Anne. Canım. Canım, canım benim, benim annen. Seni çok seven, seni çok çok özleyen annen. Seni kucaklamak için aylardır bekleyen annen. Oh, seni çok özledim bebeğim, çok çok çok. Ben de çok özledim anne. Ben de kucaklamak istedim anne. Yarın bebeğim, yarın sana geleceğim bebeğim. Seni göğsümde sıkacağım, sıkacağım. Ah oh, güzel yavrum benim. Beni seviyor musun anne? Dünyalar kadar seviyorum bebeğim. Dünyalardan bile çok seviyorum seni. Sen beni dövüyorsun ama. Sen bana vurdun akıllı. Ah, ben senin iyileşmen için vurdum bebeğim. Gitmen için vurdum. Şimdi iyi misin? Ha? Ameliyattan sonra iyileştin mi canım? Ha? İyileştin mi söyle. Çok iyileştim ben anne. Artık bayılmıyorum bile.
annem. Ah, ah. Ama benimle kalsan ölecektin bir tanem. Sen ölmeyesin diye vurdum. Kurtulasın, yaşayasın diye vurdum. Yoksa canımdan çok sevdiğim kızıma vurur muyum hiç? Seni çok seviyorum anne. Senin yanında olmak istiyorum ben. Hadi gel anne. Gel al beni yanına. Ağlama bebeğim. Geleceğim. Yarın sabah yanında olacağım. Söyle bana bir tanem. Geç mi kalkıyorsun sabahları? En önceden ben uyanıyorum akıllım. Herkes horul horul yaparken ben kalkıyorum. Sonra ne yapıyorsun? Yoksa onları sen mi uyandırıyorsun? Hiç bilem uyanmazlar ki. Ben de bahçeye çıkıyorum. Küçük evli adama gidiyorum. Ne? Yabancılarla mı konuşuyorsun yoksa? Küçük evli adam da kim? Hırsız bekliyor ya anne. Küçük evi var bahçede. Oho, senin tatlı diline kurban olurum ben, kurban. Bekçi demek istiyorsun. Onun da küçük kızı varmış anne. Ama hiç dövmüyormuş kızını. Ah, tamam bebeğim. Yarın sabah çok erkenden kalk, bahçeye in, bekçi amcanın yanına git. Onunla sohbet mi ediyorsunuz yoksa? Hayır anne, konuşuyoruz işte. Tamam canım, biraz konuş onunla, sonra dön iskeleye gel. Evin önündeki iskeleye. Hani biliyorsun ya, orada kaza geçirmiştin. Oraya işte. Sen gelecek misin anne? İskeleye gel. Hem de buruna kadar yürü, tamam mı? Şöyle azıcık uzanıp bakınca bir sandal göreceksin. Sen gelmeyecek misin anne? Sandalın içinde de bir kadın göreceksin bebeğim. Söyle bakalım o kadın kim olacak? Annem. Annen ya. Annen seni almaya gelecek. Sandalla gezdirecek. Susamlı poğaçalardan alacak sana. Luna Park'a bile götürecek. Dönen atlara bindirecek seni. Yoksa korkup da binmez misin atlara bebeğim ha? Korkar mısın? Bir kere ben büyüdüm anne. Başar dedi ki sen dedi 2 yıl sonra dedi ağzını bilen boyarsın dedi. Büyüdüm ben, korkmam. Oh, tamam bebeğim. Yarın bütün gün birlikte olacağız. Bütün gün. Hatta istersen o eve dönmezsin bile, tamam mı? Yarın sabah unutma. Önce bahçeye in, sonra hırsız bekleyen amcaya git. Sonra da iskeleye gel, tamam mı? Tamam anne. Bebeğim. Benimle konuştuğunu sakın kimselere söyleme, olur mu? Başarabilen mi? Başarabilen. Sürpriz yapacağız. Anlıyorsun değil mi? Birazcık sürpriz, birazcık da kandırık yapacağız, tamam mı? Tamam anne. Sahibi o burada gelecek mi anne? Seni soruyor abla. Oh, sahibi senin canını yesin cimcimem, cimcimem. Sen de gel akıllım. Oh. Ben seni de özledim. Obur Saime'yi ağlattın kız. O da seni çok özledi. Sesini duyunca ağlamaya başladı, biliyor musun? Hadi bebeğim, kapatıyorum artık. Sakın kimselere söyleme konuştuğumuzu. Yarın sabah oradayım yavrum. Güzel bebeğimin yanındayım. Öpüyorum seni. Yani sen şimdi gidip kızını göreceksin öyle mi? Yani her şeyi açıklayacaksın evdekilere. Oyununu açıklayacaksın. Hiçbir şey açıklayacak değilim Saime abla. Kızımı elimden almalarına izin vermeyeceğim. Onun rahat yaşaması için her şeye katlanabilirim. İyi bir tahsil görmesi için her şeye katlanabilirim. Her fedakarlığı yapabilirim. Ama o yanımdaysa. Hayır. İyi bir hayat için bir parçamdan kopamam. Ayrılamam. Hayatım boyunca onu uzaktan seyrederek yaşayamam. Kızımı kimselere vermeyeceğim. Onu benden alamayacaklar. Zaten kim alabilir ki? O senin kızın. Başar alır. O Başar Azderhan. İstediği her şeyi alır. Kızımı seviyor çünkü. O almasa bile Büyük Azderhan alır. Kızımı torunu olarak görüyor çünkü. Hakimler de onlara hak verir Saime abla. Ben iyi bir anne değilim çünkü. İşi gücü olmayan, kızına bir palto bile alamayan, yarını belli olmayan, cahil kalmış bir kadınım. Çocuğa kim milyarlar harcayıp ameliyat ettirmişse, özel uçaklarla Amerikalara götürmüşse, düşünde bile göremeyeceği elbiselere, oyuncaklara boğmuşsa, öz çocukları gibi kucaklarından indirmemişse, ona verirler yavrumu. Bir de canavar yaparlar beni. Gece karanlığında kızını denizin ortasında ölüme terk eden canavar bir anne yaparlar beni. Peki sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağımı biliyorum Saime abla. Kızımı kimselere vermeyeceğim. Başar Azderhan 2. defa yıkılacak, biliyorum. Şiş Göbek'te de Azderhan belki de kederinden ölecek, biliyorum. Ama ne yapabilirim ki? O benim kızım. Onu kaybedersem ben de ölürüm. Gücüne gitmesin Allah'ın ama. Zenginleri üzmemek için onların acısını da yoksullara yüklüyor galiba.
26 yaşındayım Saime abla. Camları kırık, damları akan kulübelerden başka yerde oturmadım. Hiçbir zaman yemeğin ikinci çeşidini pişiremedim. Hani seninle gittiğimiz şehir var ya. Akşehir. Akşehir'in dışında hiçbir yere adım atamadım. Ama ne yalan söyleyeyim. Oraya da aşık oldum biliyor musun? Yemyeşil bir cennet sanki. O günden beri keşke öyle bir yerde doğup yaşasaydım diyorum hep. Ben haftaya yerleşeceğim oraya. Ama yaşanacak yer mi bakalım göreceğiz. Ben de yaşanacak bir yer bulmalıyım Saime abla. Yarın sabah biricik kızımı göreceğim. İçim içime sığmıyor. Göz kafesimde uçmak için deli olan bir kuş kanat çırpıyor sanki. Günaydın bey amca. Günaydın kızım. Günaydın da çay suyunu yeni koydum. Daha çok erken. Beklerim bey baba. Buralara geldikten sonra senin çayını içmeden gider miyim hiç? Bey amca. Ne var ne yok senin buralarda? Eski hamam eski tas kızım. Ne olacak? O günden sonra buralara bir daha gelmediniz. Olmadı işte bey baba. Gelemedik bir türlü. Sana yardım edebilirim bey amca. Oo, günaydın Sevgi Hanım. Gene herkesten önce kalkmışsın bakıyorum. Herkesler uyuyor da ondan. Hadi Allah'a ısmarladık. Kıyıya çok yaklaşma tamam mı? İskelenin ucuna kadar gitme sakın ha. Üf, aptal adam. Ucuna gitmesem annemi göremem ki. Orada kimse var mı? Burada ben varım. Sen kimsin? Ben bir balığım. Ne balığısın sen? Sandal balığıyım. Sandalda yaşarım. Sen de gelir misin yanıma? Bebeğim, bebeğim. Anne, canım. Anneciğim. Of, canım bir tanem. Anne, anne seni çok özledim anne. Artık hiç ayrılmayacağız. Hiç ama hiç, hiç. Gel canım gel. Otur şuraya. Hemencecik gidip sandaldan inelim. Sonra da doğru Luna Park dönen atlar. Geldiğini kimse bilmiyor değil mi bebeğim? Kimselere bir şey söylemedin değil mi? Herkesler horluyor anne. Telefonun yanında mı sevgicim? İstiyorsan veririm anne. Hayır bebeğim verme. Ama çalarsa da sakın açma. Olur anne açmam. Ne diyorum biliyor musun? Zili çalıp durursa bütün eğlencemiz bozulacak şimdi. En iyisi diyorum gel şu telefonları denize atalım. Ha? Balıklara. Balıklar telefonla konuşabilir mi anne? Konuşamaz ama zilin sesini duyarlar sanırım. Dur bakalım önce ben atacağım. Önce ben anne önce ben. Peki önce sen. 15 kişi evin içindeki 15 personel ne yapıyor burada? Kim cevap verecek? Kim gidip taradı bütün bahçeyi? Kim? Kim? Ben taradım efendim. Ağaçların dibine bile tek tek baktım. Her taraf bomboş. Yok kimse yok. Yok Betül. Yok. Betül polisi aradın mı? Polisi aradın mı Betül? Avukatları aradın mı? Az sonra burada olacaklar. Kapı görevlisini çağırdım efendim. Koşup çağırdım geldi. Efendim kıyıda kimse yok. İskelenin yakınlarında da kimse yok. Sen söyle bana bakayım. İskeleye mi gitti eve mi? İskeleye gitmez herhalde efendim. Neden gitmesine neden? Ona kıyıya gitmemesini söyledim. O da seni dinledi gitmedi öyle mi? Beni sever efendim. Beni de sever. Ama bak nerede olduğunu bile bilemiyorum. Betül arıyor musun cep telefonu ha? Devamlı arıyor musun? Devamlı arıyorum Başar. Açılmıyor. Çevrede seni rahatsız eden bir şey olmadı mı? İyice düşün. Düşün. Olmadı efendim. Yalnız kıyıya çok yanaşmış halde giden bir kayığı gördüm. Hepsi o. Nasıl bir kayık? İçinde kimler vardı? Benim oradan işi görünmez efendim. Onu kaçırdılar. Ama o kayığı tanıyorum diyecektim efendim. Ne? Tanıyor musun? Evet efendim. Olta balıkçılarının kayığıydı. Nereden biliyorsun? Balıkçı çay evinin önüne çekerler. 3 tanedir hepsi. Göreve erken geldiğimde uğrayıp bir çay içerim bazen. Oradan biliyorum. Deli olacağım, deli olacağım. İsterseniz balıkçılar çay evine gidelim diyecektim. Adın ne senin? Turgut efendim. Akıllı bir adamsın sen Turgut. Gel benimle. Günaydın reis, nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Buyur. Senin çayını içmeyeli çok oldu reis. Senin rakını içmeyeli de çok oldu bey. Biliyorsun başımıza gelenlerden sonra rakı içmek aklımızdan bile geçmiyor. Bilmez miyim beyim? Ben latife olsun diye söyledim. Müsaade edin de çaylarınızı getireyim. Otur bakalım Turgut. Sağ olun efendim. Şu kırmızı sandal Turgut. O değil mi? Hani bizim iskeleye çarpan. Buyurun beyim. Size layık değil ama. Yapma koca reis yapma. Sana layık olan bana da layıktır.
Aramızda fark var mı? Herkes sizin gibi alçak gönüllü değil bey. Fark gören de çıkıyor bazen. Şimdi Turgut'a da onu soruyordum reis. Şu kırmızı sandal, hani o çalınan sandal değil miydi? Küçük Sevgi'yi bizim iskeleye getiren sandal. Ha, o sandal beyim. Aradığımızı duyunca sağ olsun sizin adamlar getirip vermişlerdi. Bu sabah bu sandal en başta duruyordu. Ben 2 bidon su almaya gittim. Geldiğimde sandal karşıdaydı. Şu ilerideki çakıllı yerde. Yani sen gidip gelene kadar birisi sandalı suya indirmiş öyle mi? Sonra da aynı yere çekememiş. İleride bırakmış. Kimsenin günahına girmeyeyim bey. Ama bu sandal da kendi kendine yer değiştirmedi ya. Senden başka kimse yok muydu burada? O genç kadın vardı. Ama geri döndüğümde gitmişti. Hatta çay bile içmemiş. Kimdi o kadın? Yani buraya sık sık gelir miydi? 40 yılda bir. Nasıl bu kadar iyi hatırlıyorsun reis? İyi hatırlıyorum. Çünkü sizden söz ediyordu. Anne babasıyla gelirmiş buraya. Sandal kiralayıp gezerlermiş. Çocukluğundan beri sizin yalıya hayranmış. Çok güzel anlatıyordu. Bir de tabii çok güzeldi. Oradan da hatırlıyorum. Koca reis. Kadınlar bir türlü unutulmuyor değil mi? Onun kadar güzelleri hiç unutulmuyor bey. Sık sık gülmüyordu ama güldüğü zaman birden 10-12 yaşında çok sevimli bir çocuk oluveriyordu. Çocuk oluveriyordu demek. Aslında onu çocuk gibi yapan şey benleriydi. Benleri mi? Benleri mi vardı? Hem de 2 tane şurasında. Elmacık kemiğinin tam üstünde. Adını biliyor musun koca reis? Ben sormadım. O da söylemedi. Arkadaşı da söylemedi. Ben söyleyeyim sana adını. Leyla. Turgut da tanır onu. Öyle değil mi Turgut? Tanımaz mıyım hiç? Küçük Sevgi'ye kan veren kadındı. Bir kere de merak etmiş Küçük Sevgi'yi görmek için yalıya gelip annenizle görüşmüştü. Evet. Betül'ün kan parası verdiği gün. Evet. Adı Leyla. Küçük Sevgi'yi çok seven bir kadın. Çocuk gibi biriydi. O poğaça yiyişini görmeliydiniz. Ancak bir çocuk poğaçayı o kadar sever yani. Yani poğaça mı yerdi? Hem de nasıl? Bu sabah erkenden 2 poğaça alıp gelmiş. Ama nedense yememiş. Orada. Masada öylece duruyor. Poğaça? Susamlı poğaça. Susamlı poğaça. Sabahın 11'i. Hem eşyalarınla boğuşuyorsun hem de dakika başı saate bakıyorsun da. Dünden beri emekliyim kız. Ay nedense bir gariplik çöktü içime. Melek'ten ayrıldığın içindir. Ne güzel alışmıştınız birbirinize. Bu çekip gitmek de neden icap ettiyse. Ne yapsın Ayşecan? Aylardır işsiz, güçsüz, parasız. Ömrü boyunca benim elime bakacak değildi ya. Buldu bir iş, çekti gitti işte. İş bulduğu şehir neresiymiş söylemedi mi? Dünyanın bir ucu kız. 40 yıl düşünsem adı gelmez aklıma. Ne vardı öyle uzaklara göçecek? İstanbul'da bir iş bulsaydı ya. Aslında 500 fabrika gel bizde çalış diye yalvar yakar oldu ama... Bilirsin işte inatçı keçinin tekidir. Hiçbirini kabul etmedi. Sahi Sayma abla. 2 saattir eşyalarını katlayıp duruyorsun. Ne bu? Bahar temizliği mi yapacaksın yoksa? Ayşecan artık ben de gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Doğup büyüdüğüm yere. Son yıllarımı da orada yaşayayım istiyorum. Haftaya ikramiyemi alır almaz gideceğim. Burası ne olacak peki? Satarım herhalde. Birikmiş 3-5 kuruşunuz yok mu sana satayım da kiradan kurtul. 3-5 biriktirdi bizimki ama bu ev almaya yeter mi? Sen bunu ev mi diyorsun kız? Konuş kocanla geri kalanını kira öder gibi ödersiniz olur biter. Bak şu camdan kız kim geldi mahalleye? Bakayım abla. Başar Bey'in arabası değil mi bu? Önünde sonunda kıyamet kopacaktı nasıl olsa. Aç bakalım Ayşecan. Günaydın Ayşe Hanım. Günaydın Saima Hanım. Umarım reddetmezsiniz. Size kahvaltı yapmaya geldim. Buyurun Başar Bey. Allah ne verdiyse yersiniz. Ben yiyeceğimi getirdim efendim. Buyurun. Poğaça. Hem de susamlı. Saima Hanım söyleyin bakalım. Nerede? Kim nerede? Bu poğaçaların sahibi yani Leyla. Bilmiyorum. Tabii çocuğun nerede olduğunu da bilmiyorsunuz. Çocuk mu? Hangi çocuk? Sevgi. Küçük Sevgi. Hani Leyla'nın çok sevdiği, kan verdiği, sağlığını merak ettiği Küçük Sevgi. Yani kaçırdığı Küçük Sevgi. Deli misin Başar Bey? Ne diye kaçırsın çocuğu? Ne yani? Sevgi'yi kaçırdılar mı? Leyla kaçırdı. O kaçırdı.
Lütfen Saime Hanım, lütfen söyleyin, neden yaptı bunu? Nereye gitti? Lütfen. Gitti. Benim kiracımdı. İş bulmuş. İşine yakın bir yere taşındı, gitti. Nereye? Bilmiyorum. Bak Başar Bey, senin için çok üzüldüm. Bir anda 20 yaş ihtiyarlamışsın sanki. Öz kızını kaybettin. Öz kızın yerine koyduğun Sevgi'yi kaybettin. İkinci kere yıkıldın. Biliyorum ama... Onu çok beğeniyordum, biliyor musunuz Saime Hanım? Belli etmedim ama ona hayrandım. Güzel, sevecen, çocuklara canını veren bir Leyla. İleride, daha ileride küçük Sevgi'me anne olur musun diyebileceğim bir kadındı. Ona mükemmel bir anne olacağına inanırdım. Sevgi'yi öyle sevdim ki Saime Hanım, öyle sevdim ki onu ancak Leyla gibi birine emanet edebilirdim. Ama artık minik Sevgi yok, Leyla yok. Şu battaniyeyi de sen katlayıver Ayşecan, dipteki kutuya koyarım. Gitmemi istiyorsunuz değil mi? Battaniye falan katlayarak bana artık git diyorsunuz. Hayır, toparlanıyorum. Artık emekliyim. Toparlanıp doğduğum yere döneceğim. Artık sen de yoksun demek. Sevgi yok, Leyla yok. Leyla zaten yoktu. Hiç olmadı. Ne demek bu şimdi? Her şeyi öğrenmek istiyorsan bana şeref sözü vereceksin. Ve bir daha küçük Sevgi'yi almaya çalışmayacaksın. Onları asla bulmaya çalışmayacaksın. Evet. Eğer Sevgi'nin iyiliğine olacaksa, Leyla'nın iyiliğine olacaksa söz veriyorum. Leyla diye biri yok. Sil artık bunu kafandan. Leyla yok. Hiçbir zamanda olmadı. Ayşe, söyle bakalım onun adı nedir? Melek. Küçük Sevgi'nin annesi. Melek. Nereye gidiyoruz anne? Sürpriz. Ama mızık yapıyorsun anne. Hadi söyle. Ama sürprizler söylenmez. Tamam, işte burası. Duracağımız yer tam burası. Burası neresi anne? Bekle, neresi olduğunu anlarsın. Üf, sıkıldım işte. Bak, bak göründü işte. Gördün mü geleni? Gördüm anne, gördüm. Ne gördün bakalım küçük şeytan? Kocaman bir otobüs gördüm akıllım. Anne sıkıldım, üf. Burada ne bekliyoruz? Gözlerini kapıdan ayırma. Beklediğimizi göreceksin. Üf, sıkıldım işte. Saime. Anne... Obur Saime geldi anne, o geldi. O geldi akıllım, o geldi. Kız başımın belası, oburların oburu Sevgi. Gel biz aradayım. Canım canım canım. Hiç gelmedin akıllım, ben seni çok özledim. Ya ben? Bir yanak ver bakayım bana. Canım belalım benim. Evine hoş geldin Saime abla. Sizi bir daha göremeyeceğim diye çok korktum kız, çok. Demek topu topu üç çocuk ha. Saime abla, altı üstü bir hafta oldu geleli. Üç çocuk az mı? Sağlık ocağındaki doktor karı kocanın oğlu, dul öğretmenin kızı, bir de garsonun kızı işte. Sevgi yuvasının ilk çocukları. Sevgi yuvası mı? Ne berbat isim bu Sevgi yuvası. Hiç de berbat değil akıllım. Bir kere o benim ismim. Aman aman aman. İsminde isim olsa bari. Gel bakayım yanıma. Bundan sonra sofrada hep burada oturacaksın, tamam mı? Benim yanımda. Tabaklar ileri uzatıla, içleri yemek dola. Tamam Melek, yeter, fazla gelir bana. Demek üç çocuk ha. Bir haftada üç çocuk. Ama duyuldukça sayıları artar Melek. Burada mutluyum Saime abla. Sevgi mutlu. O çocukların hepsiyle arkadaş oldu. Ona Sevgi abla diyorlar. Sayende huzura ve işe kavuştum Saime abla. Sağ ol. Anne, Saime de bizimle mi oturacak anne? Tabii kız. Seninle olmak için, burada yaşamak için emekliye ayrıldım. Başımın belası. Onu gördün mü? Geldi. Her şeyi anlattım. Neredeyse hiç hakkım olmayan birine sahip çıkacakmışım dedi. Şerefin üzerine söz ver dedim. Onları bulmaya çalışmayacaksın dedim. Söz vermiştir herhalde. Onların iyiliğine olacaksa söz veriyorum dedi. Biri mi gelecekti? Çocuklardır. Ben bakarım. Aman Allah'ım. Çaçaron Sevgi Hanım'ın susamlı poğaçaları geldi. Başar anne geldi anne. Bebeğim canım benim canım. Seni çok özledim akıllım, çok özledim. Şiş göbek dedemi de çok özledim. Hep onu düşündüm, hep seni de düşündüm. Ya ben ha? Senden bir hafta ayrı kalmak ne zormuş biliyor musun?
Bak sana bütün susamlı poğaçaları getirdim bebeğim. Bana söz vermiştin Başar Bey. Aramayacaktın. Aramadım ki sadece... Sadece seni takip ettim. Otobüsünün peşine kuyruk gibi takıldım. Hepsi o kadar. Onun bize geleceğini nereden biliyordun? Seni kızı kadar, Sevgi'yi torunu kadar seven bir kadın başka kime gidebilir ki? Burası ne kadar güzel bir yer böyle Sevgi, yemyeşil. Bir de yazı gördüm kapıda. O neydi öyle? Sevgi yuvası akıllım, burası benim yuvam. Harika ama biraz döküntü burası. Seninle şöyle el ele verip buraya güzel bir ev yapalım ha? İster misin? Sonra da İstanbul'a döneriz. Yuvayı da bu obur Saime'ye bırakırız giderken. Ne dersin? Tamam o zaman. Ya sen Melek? Sen ne dersin? Masaya bir tabak daha koyayım. Azat Kuşu adlı oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.